aşk acısı. Demedim dinmedi fırtınası. Bir kere olsun tam sırası. Evleneceksen gel. Canıma tak dedi aşk acısı. Teşekkürler, teşekkürler efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizler stüdyomuza, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok sevilen, beğenilen, izlenilen, bakkallarda, marketlerde bile izlenilen programına hoş geldiniz efendim. Maşallah. Efendim hemen telefon numaralarımızı veriyorum. Canlı yayında anında müdahale edebilmeniz için 0212 451 71 71. 0212 451 71 71. Arayın, bize anında ulaşın. Evet. Pek güzelsiniz. Aslı hoş geldin. Aslı gelmiş. Özledik seni. Hoş geldin Aslı. Peki konuşacağız. O zaman evleneceksen gel. Başlıyor. Hadi bakalım. Evet, evleneceksen gel bugün yine bomba gibi başlıyor efendim. Bize sosyal medyadan, Facebook'tan da başvurularda bulunabilir adaylarımız. facebook.com/evleneceksengel tek resmi adresidir. Evleneceksen gel'in tek resmi sayfasıdır. facebook.com/evleneceksengel başvurabilirsiniz. Yorum çıkıp yapabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan Seda Sayan VIP ve Uğur Arslan VIP bizim Instagram hesaplarımız efendim. Evet. Diyoruz ve ne yapıyoruz? Aslı'cığım dur Aslı'yla biraz konuşayım. Konuşalım. Nasıl oldu çocukların? İyiler, çok şükür. Maşallah. Tabii iyiler. Moral oldu, onlara da moral oldu. Şimdi içeride hazırlanırken Uğur görmemiştir ama ben gördüm, gözümden kaçmadı. Altyazılarda, bizim özetimiz yayınlanırken ki altyazılarda Aslı apar topar geldi. Aslı ile Emrah arasında tekrar bir şey mi var, bir kıvılcım mı olacak? Heyecanlandım. Yok, hayır, öyle bir şey yok, olamaz. Sen onları okuyabildin, görebildin mi? Yok, ben göremedim. Hiç görmedim öyle bir ben şey. Ben de sen gördün mü? Ben görmedim de öyle bir beklenti ve istek var halk arasında. Yani bunlar iyiydi, Emrah, Aslı ne oldu, niye böyle oldu diye bir hüzün ben var. Bende var mesela, öyle bir beklenti var. O herkes de yani. Var da var ama değil işte mi? Dediğim ne gibi. Ne diyorlar? Aslı'cığım şuraya gelir misin tatlım? Gel biraz konuşalım. Hadi otur oraya. Ne diyorlar hayatım? Ay, pek güzelsin. Teşekkür ederim. Ya tabii ki hani genelde öyle bir beklenti var. Hani hiç kimse böyle olmasını istemediği için. Evet benim ya. Sevgimden dolayı. Biz kafamızda ayıramıyoruz sizi. Ayıramadık. Ben mesela senin zaten, sen yokken de söyledim bunu. Senin aşkından o kadar eminim ki duruşundan. Bazen Emrah'a çok kızdım. Sen aşktan ne anlarsın bile dedim tabii ablası olarak. Onun bana sevgisine, saygısına güvendiğim için. Emrah sen de gel bakayım şuraya. Kafanı sallıyorum da. Gel çocuğum. Bir iki mikrofon getirin. Bunlara bir takın. Yani korkmayın. Bu bir buluşma değil. Konuşmak şimdi için oturtuyoruz. Şimdi ben o yazıyı görünce gerçekten bir şey hissettim. Yani heyecanlandım. Sen yokken Emrah'a çok çıkıştım. Sen yokken olmadı da zaten. Hiçbir şey de olmadı, olamadı da. Sanki yani büyüğünüz olarak ve bir kadın olarak bunca yıldır yaptığım programların tecrübesine dayanarak siz birbirinizde kaldınız. Öyle değil mi Uğur? Kaldınız yani. Yani ne sen evet. Mutlu olabiliyorsun, ne Emrah mutluluğu bulabiliyor. Yani bu çocukcağız çağırıyor taliplerini buraya ama dün de çağırdı bir talibini. Gelecek bugün, yarın işte. Ama bir türlü dikiş tutturamıyor. Seninki gibi olmuyor. Senin kadar güzel bir ikili ortaya çıkmadı şimdiye kadar. Emrah senin Aslı kadar seveni bulabilir mi? Ondan çok şüpheliyim. Yani Emrah ve buradaki senin Emrah'a olan aşkın, buradaki bütün özellikle erkek adaylar tarafından gıptayla bakılan, parmakla gösterilen, işte böyle bir aşk bize gelmeli denilen bir aşk. Ben Emrah'ın da çok kayıtsız olduğuna inanmıyorum. Yani artık Emrah'ta da şeyim, Emrah da sende kaldı. Mesela ne diyorlar sana? Sana dışarıdaki tepkiler, epeydir aramızda yoksun.
Ya tabii ki hani ben yayında değilim diye aslında seni görmek istiyoruz. Seni çok özledik, geri dön. Çok kişi var. O kadar çok kişi var ki. Hani işte duruşuna, oturuşuna, her şeyine hasta izleyen o kadar çok kişi var ki. Ve ben geliyorum dedim. İnanılmaz mesajlar. Burada seni görmek istiyoruz diye artık cevap veremiyorum. Geçen gün kim dedi? Buradan biri dedi. Uğur şu an kaldım. Özlem mi dedi? Mehmet mi dedi? Mehmet sen dedi. Aslı'nın fotoğrafları mı koyuyor deden annem? Anlatsana ne dedin? Evet ben söylemiştim. Ha, Seda ablacığım. Anlat bir daha. Emrah Fan Club sayfasında ben fotoğraflarını gördüm. Emrah'ın fotoğrafı bir de Aslı koymuş Emrah. İşte ben sana hala işte ne demişti tam hatırlamıyorum ama ben sana koydun. Emrah Aslı'nın fotoğrafını koyup bunu yazmış evet. altına. Yok, evet. Abicim şöyle bir sözdü. O da bir şarkının sözüydü. Hoşuma giden bir şarkının sözüydü. Ama Aslı'nın fotoğrafını koydum. Aslı'nın fotoğrafını ben koymadım. Birileri paylaşıyor. Yani birileri benim sayfamda paylaşıyor. Birlikte olmamızı isteyenler. Bak işte kimse sizi ayıramamış. Birlikte olmamızı isteyenler. Ya bana da çok şeyler geliyor, mesajlar geliyor. Sen Aslı'dan başkasıyla yapamazsın. Diyenler oluyor ya bu. Evet. İnkar edemem. Evet. İşte o diyenlerden, sevenlerden de işte benim sayfama Aslı'yla benim videomu yapıyorlar, slaytımı yapıyorlar. İşte ayıramadı insanlar sizi. Aslı'nın duruşu, sağlam karakteri. Sen ne düşünüyorsun Aslı bak bu slaytlar yapıyorlarmış, insanlar sizi halen birbirinize yakıştırıyorlarmış. Ne diyorsun? Ya olabilir tabii ki insanlar birleşmemizi istiyorlar, daha olmasından yanaydılar. Hani benim verdiğim o mücadeleyi gördükleri için... Artık neyin ne olduklarını biliyorlar. Belki de hani istemediler doğal olarak. Peki ben buradaki arkadaşlarımızla da konuşmak istiyorum. Aslı'cığım sen yokken Çiğdem'in biliyorsun Çiğdem burada dedi ki ben zafer kazandım. Sabrettim. Çiğdem'ciğim al mikrofonu tatlım. Çiğdem dedi ki sabrettim. Seviyorum. İşte parmağıma yüzüğü de taktım. Ve benim annem bile dedi ki ama dedi Çiğdem de çok sabretti bekledi. Seda Hanım. Ha tatlım. Söz hakkı istiyorum. Tabii ki. Aslı da çok sabırlı bir bayan. Çok. Gördüğüm kadarıyla kendisiyle hiç merhabalığım yok ama ben bugün bu sabrımın son noktasını koydum. Sen? Bugün. Evet. Kendi meselenle ilgili mi? Evet. Aha bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu ki? Ben Özel'in bana taktığı yüzüğü teslim edebilir miyim Seda Hanım? O peçetenin içinde... Ne var o elinde? Peçetenin içinde mi yüzük? Gelsene yanıma, gel yanıma. Ne oldu be? Bismillah. Sabah sabah şimdi. Gel. Pek de hoşsun, pek güzelsin. Ne oldu? Ay peçeteye sarıldı peçeteye adamın sarmış. Yüzüğü. Evet, güzel Seyda nerede? Hanım. Niye onu öyle sinek ölüsü gibi peçeteye sarıp getirdin adamın yüzüğünü? Ne oldu? Seda Hanım şu anda Özer gördüğüm kadarıyla tribinde de yok. Burada yok. Burada geldi da yok. Geliyormuş. Arkada geliyormuş. Özer. Ben sadece Özer'e şunu sormak istiyorum buradan. Cumartesi günü biz alışverişe gittik. Evet. Alışverişten sonra evime geçtim. Kendisi de otele geçeceğini söyledi. Evet. Gerçi telefonumun şarjı bitiyor dedi. Şarjının bittiğini biliyorum. Pazartesi günü neredeydi? Beyoğlu'nda kiminle midye yiyordu ise... Pazartesi sabahı kalkıp alıp kime gittiyse onunla. Neyse tamam, bastılar. Neyse. Marka evet, vermeden evet. söyle. Evet. Bu yüzü ona layık, bana layık değil. Efendim orada bir marka adı kullandığı için bastı arkadaşlarımız. Ben Çiğdem çok heyecanlı ve çok kızgın, titriyor şu an. Ben... Çok sinirliyim Seda Hanım. Gerçekten benim kimse kesinlikle gururumla, onurumla hiçbir şekilde oynayamaz. Benim mutfağıma Özer giremedi. Bu saatten sonra da hiçbir zaman giremeyecek. Kesinlikle. Buna şimdi müsaade etmeyeceğim. Şimdi bu bir dedikodu mu? Bunu bir yerden mi duydun? Hayır dedikodu Özer, değil. Özer pazar akşamı biriyle midye mi yemeye gitmiş? Ne yapmış? Seda Hanım dün kendisine de burada aslında söyleyecektim. Söylemek istemedim. Kendisine sordum. Cumartesi pazar neredeydin? Evet dün sen bir durgundun. Çok durgundum evet. Ama kafanda netleştirmeden yayında söylemek istemedin evet, sanırım. Akşam tam bilgileri aldım.
yüzüğünü akşam çıkarttım, peçeteye sardım, çantamda getirdim. 15 gün dediler, 3 gün geçmedi ayol. Bir dakika, bu dedikodudur, bu bir şeydir. Yani bunu neye göre, neye dayanarak, hani gördün mü, böyle bir şey mi var? Seda yani, Hanım, ne var? Uğur Bey, bu dedikodu değil. Ben bunu daha önce de söyledim. Özer Bey'i nereye gitse, nereden gelse haberini alıyorum diye. Tam emin olmak için tam görüşememiştim. Akşam görüştüm. Beynimde tamamen bitirdim yani. Bu bana yakışmaz. Yani Özer, sizin bütün bu alışverişlerinizden sonra, yüzük takıldıktan evet. sonra başka bir, buradan kadınla mı? Dışarıdan biriyle mi? Dışarıdan veyahut da içeriden olduğunu söylemek istemiyorum. Kimin olduğunu da çok iyi biliyorum. Onun da bir ailesi var, gururu var. O yüzden isim vermeyeceğim. Kendisini zaten eminim biliyor. Peki Özer geliyor mu Aydoğan abi? Geliyor. Tamam. Peki. Çiğdemciğim şöyle oturtalım seni. Sakin ol tatlım. Peki, yüzük burada bizde kalsın şimdilik. Ya, yüzük burada dursun. Çiğdem acele fevri karar vermeyelim. Biraz Özer sakin geliyor. Olalım ya. Gelsin konuşalım. Bir. Konuşalım hayatım. Sen bu kadar sabrettin. Bugün de onu bir dinlersin. Hepimiz dinleyelim. Bakalım Özer'in açıklaması Allah. Ne olacak? Bunu nasıl izah edecek? Evet, tribünle onu konuşacaktım. Aslı ve Emrah'la ilgili Semih bir şey söylemek istiyor. Hemen mikrofon Semih'e gitsin arkaya. Evet. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Hoş bulduk. İlk önce Seda Hanım, Uğur Bey, evet. şunu söylemek istiyorum. Evet. Türk Semih. Milli takımın zaferinden dolayı Fransa'ya giden evet. yolda en büyük Türkiye. Evet. En büyük Türkiye, başka büyük yok. Evet. Evet, gerçekten başarılar kutluyoruz. Diliyoruz. Kutluyoruz Fatih Terim hocamızı ve oradaki bütün yavrularımızı, kardeşlerimizi, futbolcularımızdan evet. bahsediyoruz. Bize güzel bir mutluluk yaşattılar. Yorulduk o konuda Seda Hanım. Bayağı zafer turları attık dışarıda arabayla. Ne güzel. Biz de tekrardan izledik. Teşekkür ediyorum. Evet, yorum yap Semih, hadi. Aslı Hanım az önce burada oturuyordu. Emrah da programdan evvel orada oturuyordu. Heh. Aslı Hanım öyle çaktırmadan süzüyordu Emrah. İnan var ya, o kadar seviyor ki Emrah. Hayır, lütfen hala ama ya hayır. Ya şimdi doğruyu söyle. Lütfen. Az önce burada hayır, kendi hayır. gözümle gördüm. Buna şahit oldum yani. Ya böyle şeyler söylemeyin ne olur ya. Ya söyleme değil. Daha evvelden sevmiyorum. De söylemiştik peki. yani aynı yani. Şeyi de. Semih, peki Emrah ne yapıyordu? Emrah da bakıyordu öyle. Koyun gibi birbirlerine bakıyorlar bunlar. Yanlış evet. görmüşsünüz. Süzüyordular birbirlerini. Yok ben... Peki. Gerçekten Aslı seviyor Emrah. Hayır, sevmiyorum. Aslı Sevim. Bir şans daha vermeli mi Emrah'a? Emrah tabii bir şans ki vermeli. Daha vermeli Emrah, mi Aslı'ya? Verirse bir şans, ben doğru yolu bulacaklarına inanıyorum. Peki Ozan'a veririm mikrofonu. Evet Ozan. Seda ablacığım çok güzel olmuşsunuz bu arada. Uğur teşekkür abi, siz ederim. De bence Aslı abla iyi düşünsün. Biz konuşuyoruz şimdi Aslı ablayla. Bence bir şans daha ver ablaya. Evet, bu arada Esma ile görüşmesi olmuştu. Esma ile niye olmadı? Esma burada. Esma al mikrofonu yavrum. Ne oldu Esma? Yakın tut. Önce her şey iyiydi. Güzel gidiyordu, olumluydu. Sonra kendisi olumsuz dedi. Peki sen de bizim gibi düşünüyor musun? Biz Emrah'ın Aslı'da kaldığını, Aslı'nın da Emrah'ta aklının kaldığını düşünüyoruz. Sen de konuşmanda, görüşmende, çay içtiğinizde bunu hissettin mi yavrum? Aslı Emrah'ı sevebilir ama. Evet. Emrah yani olumsuz. Neden? Sana neden olumsuz dedi peki? Sana olumsuz demesinin altında böyle bir sebep olamaz mı belki? Hayır. Teyzemlere gittik biz. Ha. Her şey iyiydi. Yani gezdik. Biraz dolaştık, tamam. hani konuştuk, ettik. Evet. Olumluydu her şey. Bir anda olumsuz dedi. Bir anda niye olumsuz dedin? Bir anda olumsuz demedim Seda abla. Ne oldu yavrum? Konuşuyoruz, birbirimizi tanıyoruz. Birbirimizi tanırken de hani konuşuyoruz, şey yapıyoruz ama Esma iyi bir kız. Annesiyle babasıyla da konuştum. Onlar da çok iyi insanlar. Benim ailem iyi ama sen iyi değilsin. Neden? Bir şey mi oldu? Bir uygunsuz bir davranışı mı oldu? Neden öyle? Kendisi dedi? Çok daha iyi biliyor. Ailene karşı bir yanlış Aileme bir şey? Aileme karşı değil, bana karşı terbiyesizliği oldu. Yüzü burada, yalanım yok. Ne oldu Emrah? Kızı yüzecek, ne yaptın annem? Ben de bilmiyorum. Yani şimdi
Oynama ya, biraz açık ol. Bir dakika. Şimdi biz ayrıldık, evet. Ben senin annenle de konuştum, babanla da konuştum. Teyzenin evine gittik, sohbet etti benimle. Oturduk, konuştuk. Teyzen de dedi ki, hayırlısıysa olur dedi. Hani Allah yazdıysa olur dedi. Ben de dedim ki, tabii dedim. Şimdi ben teyzesiyle konuşuyorum, babasıyla konuşuyorum. Hani ister istemez sohbet ediyorsun, konuşuyorsun, arıyorlar. Veya da ben aradım, konuştum, nasılsınız, iyi misiniz diye. Hani aslında konuşmamak lazım Seda abla. Hani biz bir karar vermeden annesiyle babasıyla konuşmamak lazım. Şimdi insan böyle şey yapıyor, bir yükün altına girmiş gibi hissediyorsun. Acaba konuşuyorum ama annesiyle babasıyla iyiler, güzel gidiyor ama olumsuz dersem kırılırlar mı? Tabii. Olumsuz doğru. Dersem kırılırlar mı diye, mesela teyzesine gittim, çok mütevazi bir insan. Buradan da belki izliyordur, selamlarımı da yolluyorum. Hani gerçekten evinde oturup sohbet edilecek bir insan. Esma'nın kalbini kıracak ne yaptın? Şimdi bilmiyorum Esma diyor ama yani evet olumlu oldu. Yine ben her zamanki gibi söyleyeceğim. Olumlu olduğu zaman iyi, güzel de. Olumsuz olduğu zaman yani niye böyle insanlar şey yapıyor ben anlamıyorum. Sen benim telefon numaramı aldın. Evet. Ben seni beğendim. Canım, aşkım, bir tanem. Evet. Gibi mesajlar gönderdin. Sonra görüştük ki sen daha iyi biliyorsun. Olmadı diyorsun sonra. Gözünün içine bakıyorum. Yalanlarından devam et. Ya şimdi ben olumsuz ona da diyemedim. Şimdi burada ben çıktım şey yaptım ya. Ha. Olumsuz, senin bir defa olumsuz. Bir özür hakkın var. Yani özür dilemelisin. Neden? Anladın mı? Neden dilemesi lazım? Neden dilemesi lazım? Ben onu beklerken buraya çıkmadım. Arkadan onu beklerken kendisi mesela Mehmet Bey'le Özlem Hanım'a iftira diyeceğim artık. İftira atıyorsun ki ben sizi konuşurken de işte duydum. Şimdi Esma, şimdi sen kimi bence... Kimi konuşurken dur Emrah, kimi konuşurken duydun? Mehmet Bey'le Özlem, Emrah'a. Ne konuşuyorlardı? Konuşuyorlardı. İşte o Özlem konusunu konuşuyoruz. Aynen, iftira atacağını söyledi. Mehmet Bey'den duymadım bunu, Emrah Bey söyledi. Emrah, ki ben Mehmet... değil, herkes biliyor. Emrah Mehmet'e mi dedi bunu Esma? Esma, sen oradan kalk gel şu Nimet ablanın yanına otur öne. Gel, kalk oradan. Şuraya otur. Kalk kızım. Gel. Otur öne. Heh, güzel, eteğini topla. Güzel otur. Çek eteğini, heh. Şimdi anlat kızım. Şimdi sen burada yokken Emrah'ın çıkıp olumsuz demesi mi gücüne gitti yavrum senin? Ondan böyle bir şey bekliyordum. He. Seda abla kendisi daha iyi biliyor. Diyecek bir şey bulamıyorum. Aslı sen Esma'yı görünce mi apar topar geldin yoksa kız? Hayır. Şimdi Esma da güzel bir kız. Ailesi de Emrah'ı istedi, yok, onay kimseyle verdi. Yok valla kimseyle alakası yok. Olabilir hiç yani. Kimseyle ilgisi yok. Gideyim sahip çıkayım sevdiğime. Yok yok, kimseyle ilgisi yok. Bak melek ne diyor, ne olursa olsun Yusuf benim diyor. Yok yok. Yani öyle bir şey de olabilir. Keşke olsa. Ne, hangi anlamda? Aslı mutlu olsun anlamında evet. Mı? Keşke olsa. Evet. Mehmet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim Seda ablacığım. Her şey yalan söyler ama... Gözler yalan söylemez. Hı. Ben şuradan Aslı'nın gözlerine baktığımda ne kadar da sevmiyorum dese, hissetmiyorum dese var bir şeyler. Emrah'a karşı. Ama Emrah'a karşı. Gözler yalan söylemez. Ama ben tek bir soru soracağım. O da Emrah'a. Şimdi benim arkadaşım olduğu için biliyorsunuz. Biz konuşup dertleşiyoruz. Evet. Ben ne kadar istesem de, çok istesem de Aslı'ya dönemem dedi. Ben bunun cevabını merak ediyorum kendinden. Emrah mı dedi? Evet. Çok istesem de dönemem. Hiç öyle bir şey yok. İstiyorsa ben... döner. Güler bir şey mi söyleyeceksin annem? Heh. Emrah tek bir şey soracağım. Hı. Madem olumsuzdu kararın, neden bu kıza ümit verdin? Neden seni seviyorum, canım, cicim diye mesajları attın? Kime? Bunu sadece soruyorum. Aslı'ya mı, Esma'ya mı? Hayır, Esma'ya. Esma'ya. Neden böyle bir şey yaptın, ümit verdin? O kız o kadar çok ümitlendi ki, o kadar çok üzüldü ki. Niye böyle bir şey yaptın? Şimdi Güler Hanım. Şimdi aşkım, canım, bir tanem
yani dediğimiz zaman bunu bile dememek lazım o zaman. Ya şimdi buraya gelen bayanlar dememek lazım ama tabii. Ama söyleyemezsin Emrah. Deme yani. Evet. O kız ben size hep diyorum belki de sevmiyorsan söyleyemezsin. Bir dakika. O kızın o kadar canı yandı bir dakika, ki bilemezsin. Bir dakika Gülen Hanım. Onun canı yandığını zaten anlıyorum. Çünkü belli ki hazmedememiş. Ben evet belki de buraya çıkıp beraber olumsuz kararını vermek lazımdı ama ben işte bundan şey yapıyordum işte. Yani kızın ailesi açıklama bekliyor. En azından bir özür dile Emrah. Bunu yap yani. Peki Selam. Bir saniye bekle Güler'cim. Evet Esma. Dün annemler aradı bayağı bir. Birkaç defa aradılar. Annemin telefonunu açamadım. Niye? Çünkü ben buraya çıkmadım karar anında. Ha. Annemin telefonunu açamadım. Üzüldün mü? Neden yani? Bayağı. Karar anında niye çıkmadın? Ne diyeceğimi bilemedim aileme. Ben çıkmadım. Neden çıkmadın karar anında? Esma aşık oldun mu sen Emrah? Olmadım. Olmadım. Ama ümitlendi diyor. Beğenerek geldim. Evet. Ekranda göründüğü gibi değilmiş. Allah. Üzüldüm yani şimdi. Şimdi ben Aydoğan abiye de söyledim. Aydoğan abi dedim. Ben dedim Esma ile kararın ne oldu dedi. Ben de Aydoğan abi dedim. Olumsuz diyeceğim ama dedim. Nasıl diyeceğimi bilemiyorum dedim. Hani olumsuz kararı vereceğim ama dedim. Yani dedim yan yana oturduğum zaman dedim hani diyemem ben Peki, dedim. Peki oğlum Uğur abin de ben de size söylemiyor muyuz? Çok acele etmeyin çocuklar. Birden bu kadar ümit vermeyin. Bak en ufak hareketi bir kadın umutlanabilir, ümitlenir. Daha dün de söyledim. Hep söylüyorum Emrah'cığım bunları. Genç kadın, güzel kadın ümitleniyorlar. Zaten seni beğenerek geldi. Sen şimdi seni beğenerek gelmiş bir kıza canım aşkım dediğinde değil mi Uğur? O kız da ümitleniyor. Ama şimdi Seda abla... Bu canım aşkım lafları da aslında çok dilimize yerleşmiş ya. Ya bunu aslında fazla gereksiz kullanıyoruz çok bazen. Diyeceklerim var ama müsaadem terbiye etmiyor. Şimdi terbiyen müsaade etmiyor. Ha, düzelteyim. Şimdi ben evet mesela ben buradaki bayanlara söylemek istiyorum talip gelenlere. Yani bence bu tür aşkın bir tanem kelimelerinden yani ümitlenmeyin mi diyorsun? Öyle bence bir şey de yok. Öyle bir şey yok ama. Niye Seda ablacığım aşkın bir tanem ümitleniliyor mu? Ümitlenilir tabii aşkım diyorsun. Seda ablacığım o zaman aşkın bir tanem denilmediği zaman da niye bana demiyorsun diyorlar. Seni seviyorum diyorsun kıza. Emrah'cığım. Kullanmamak lazım böyle sözleri ya. Ben hep söylüyorum evet, anneme ya kullanmamak lazım doğru. Dikkat edin Nimet'ciğim. Nimet ablan da öyle diyor. Şimdi Seda Hanım çok özür diliyorum. Aşkım bir tanem canım bunlar çok özel sözlerdir. Evet. Her insana sarf edilmez. Özel Her ama... insana sarf ettiğin sürece özelliği çıkıyor yani. Özellikten evet, çıkıyor. Özel ama basit artık, oluyor. Ya zaten günümüzde çok basitleşti artık. Herkese aşkım bir tanem. Her insan kullanmıyor bunu ama. Arkadaşım bile olsa konuştuğun. Günün hani... nesi? Günümüzde basitleşti Seda abla. Sözler. Ha, tamam, aşkım bir tanem anladım. Kelimesi sevgiliye değil de mesela normalde artık bir arkadaşına aa ne haber aşkım. Hani aşkım ama sevgili anlamında değil. Doğru bak bunu ben de söyledim. Yani, şimdi bayan bayana söylüyor Seda Hanım çok normal. Ben de kız arkadaşlarım aşkım ya, bebeğim diyorum. Doğru. Ama hiçbir erkeğe öyle bir tarzda bir konuşmam olmamıştır benim. Ya aşkım bebeğim diye hitap etmemişim. Ama senin olmamıştır. Sadece sevdiğim insana söylerim senin bu sözü Senin olmamıştır ama yani günümüzde artık... Bayanlar narin olduğu için artık aşkım bir tanem evet. deniliyor ama bu sevgili anlamında değil. Şimdi ben Esma'ya canım tatlım dediysem hemen ümitleniyor mu yani ben onu anlamadım. Ümitlenir tabii. Demek ki ümitlenmiş. Polen bir şey söylüyor. Şimdi Polen yakın tut ha yavrum. Bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Esma ile biz çok iyi arkadaşız. Hı. Ben daha yeni geldim ama çok iyi anlaşıyor. Çok iyi bir kız ki Emrah Bey sabah kararını vermeden önce söylemeden önce sabah Esma'ya yine canım cicim öyle güzel böyle tatlılıklar yapıyordu ki ama sonra çıktı ekrana bir anda dedi ki olumsuz. Yani böyle bir şey olamaz. Allah. Sen bu kızın gururuyla oynuyorsun kusura bakma da. Böyle bir şey olamaz. Eğer kararın olumsuzsa. Peki niye bunu yapmış olabilir? Acaba Aslı'nın geleceğini mi haber aldı? Sence Emrah niye böyle 90 derece dönmüş olabilir? Bilmiyorum yani pek izlemedim işte aslında Emrah konusunda. Polen Hanım sen benim Esma'ya... yorum yapmayacağım. Sen benim... Yok yorum yaptın zaten. Yapmayacağım değil yaptın. Çünkü, kusura bakma ben haksızlığa gözcüğüm ama. Bir dakika onu. Ondan ben konuşurken sen neredeydin?
Ben hemen yanınızdaydım. Siz konuşurken. Bizi mi dinliyordun? Yan yanaydık. Bizi mi dinliyordun? Hayır, dinlemiyordum. Ha. Ama Esma bana da söyledi. Sen burada olumsuz dedin. Esma bana dedi ki. Yani bu böyle yaptı resmen benim gururumla oynadı. Ama ve bizim kararımız alınmadan önce Emrah niye herkesin ilişkisine karışıyor dedi. Yorum peki, yapıyor. Peki, Polen bir saniye. Bir... Esma aynı soruyu sana soruyorum anneciğim. Neden Emrah birden eğer Polen'in söyledikleri tabii onun iddialarına göre konuşuyorum. Kararını söylemeden bile sabahı Seda ablacığım dedi, canım cicim diye konuşuyordu dedi. Sence bu kadar dönmesinin sebebi Aslı'nın geleceğini haber almış olması olabilir mi? Olabilir. Olabilir diyorsun. Evet. Evet Şerife. Geçen gün zaten böyle bir mevzu açılmıştı. Aslı Hanım gelecek ve karşılıklı konuşma yapacağız demiştim biliyorsunuz. Ve buyurun karşılıklılar. Ben burada mesela yorum yaptığım zaman kızıyorsunuz. Ben şurada otururken bile kendisine söylüyorum kızlar için. Ve hiçbir kız gelmeyene kadar yapacağım. Ve kızlar seni göremiyorlar. Seninle bir iki görüşmelerden sonra kim olduğunu, ne olduğunu anlıyorlar. Ben diyorum ki buradan söylüyorum. Kızlar boşuna geliyorsunuz. Bakın yanlış buradaki kızları. Şerifeciğim, hayır bir saniye yaptın. Bakın. Bu kızları Hanım, ben koru. Hayır, ben hayır, bu kızları hayır. iyiliğine koruma anlamında. Şerif Hanım. Şey yok. Bir dakika. Böyle bir Şerif Hanım. Öyle deme. Peki. Benimle oturup bir yerde sohbet ettin. Onu yapıyorsun, bunu ne kadar yapıyorsun. Yap efendim, Allah'ın bekleyin, bekleyin. Şerife bekle. Efendim lütfen ekran başından bir yere ayrılmayın. Gittim gene, saçmalama. Yusuf kaçtı. Melek kovaladı. Yusuf'un zor anları. Bir yanda Melek, bir yanda Zühre. Aslı ya yeter be! Ya bırak artık sınırdım ya! Yusuf şimdi ne yapacak? Birazdan canlı yayında. Evet efendim, Evleneceksen Gel devam ediyor. Emrah ve Aslı koltuktalar. Bu resmi bir buluşma değil ama bir konuşma diyebiliriz buna. Aylar daha konuşamadılar sonra. Yazık. Konuşamadılar. Bir fırsat bulursa Emrah. Özlem de geldi. Özlemciğim ne diyorsun? Aslı geldi. Biz diyoruz ki Aslı ile Emrah bir araya gelmeli diyoruz. Sen ne diyorsun? Şimdi Seda Hanım, Emrah Bey benim görüşme esnasında bana yorumlar yaptı. Şimdi sıra bende. Bence Aslı istemiyor onu kesinlikle. Kafasında bitirdi. Buraya gelme sebebi de hiç Emrah'la alakası yok. Emrah kendi kendine gelin güvey oluyor. Emrah bir şey yapmadı kendi kendine. Ben oturdum Emrah'a. Ya kasılmalar falan, Aslı geldi işte. Benim için geldi. Havası, egosu. Dışarıda biz bunları görüyoruz. Bu havaları görüyoruz dışarıda. Valla Aslı kimin için geldi bilinmez ama eğer Aslı Emrah Aslı'yı istiyorsa Emrah Aslı'nın gönlünü alacak. Özrünü dileyecek. Öyle bir şey yok. Şimdi Aslı'ya toz kondurmam yani şu saatten sonra. Ya şimdi Aslı'yla görüşmeyi yani Aslı'ya şansı verir veremez. Ben ona bir şey diyemem. Ha. Ben zaten yolumu ayırdım ettim. Ben de farklı bir yola başladım. O yüzden ben sadece onu söyleyeceğim. Senden ricam artık bizim ilişkimize karışma. Orada burada bana iftira sizin atma. Sizin ilişkiniz derken sizin... Mehmet'le senin ilişkine evet. Karışmasın artık. Aynen yorum yapmasın. Karışıyor mu Mehmet'le senin ilişkine? Ya dışarıda Uğur Bey, Mehmet'le biz yan yanayken Mehmet'i göz kaş işareti yapıyor. Yanına çağırıyor. Benle ilgili Mehmet'i dolduruyor. Vazgeçirmeye çalışıyor. Mehmet, uzak dur. Şimdi, Mehmet öyle dolacak bir çocuk değil ya. Şimdi Özlem Hanım. Ondan dolayı değil Seda Özlem Hanım. Ondan dolayı değil. Yani çocuk kafası karışıyor. He. Bak ben konuşuyorum. Ne yapıyorsun? Ben sana dün kızmadım mı? Seda abla. Peki Mehmet. Evet, ben seninle konuştum. Bu benim anlattığım, Özlem'in beni aramasından dolayı söylediğimden hariç. Ben sana Özlem hakkında başka bir şey söyledim mi? Ya Emre bak, hala aradı diyorsun. Hala aradı diyorsun. Bak, dakika, ben seni aramadım. Bir dakika. Bırak şu aradı lafını. Ben sadece o yaşanan olayı söyledim. Beni aradı mı aradı dedim. Tamam işte ben bunu söyledim sana. Bundan başka ben Özlem'in bana şöyle bir şey yaptı, şöyle bir şey var dedim mi?
hiç. Bak Emrah, demişsin ki yolda bizi insanlar çevirdi. Özlem kıyafetçiden işte borç para almış. Bilmem ne bilmem ne, bir sürü şeyler söylemişsin ya. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Kime borcum varmış benim? Ne yapmaya çalışıyorsun? Yok ben Özlem'le geziyorum, beni adamlar durduruyor. Peki sana ben bir şey söyleyeyim. Beni köşeye çekiyor. Peki sana ben bir şey söyleyeyim. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir dakika. Bir dakika. Ay tamam, olmadı bir dakika. Gitti. Ne yapmaya bir çalışıyorsun dakika. Sen? Ne yapmaya çalıştığını bir söyle. Şimdi ben işte Özlem'le... Aferin Özlem. Aferin. Öyle hakkını koru. Bir dakika. Hakkını ara. Peki ben. Peki ben. Heh. Olmayan bir şeyi böyle durup dururken nasıl söyleyeyim? Oldu olmadı. Bu benim... seni ilgilendirmez. Bir dakika. Bir dakika. Bak oldu olmadı. Bir dakika susar mısın bak? Bağırarak kendini savunmaya kalkma. Ben savunmuyorum. Yok. Tamam bak, mı? Bir sus dinle. Ben sadece ortaya konuşuyorum. Önce dinle kızı. Dinle. Kız doğru söylüyor. Niye yapıyorsun bunları? Ben bak bunları? Olmadı bitti. Olumsuz dedim. Bak sen orada oturuyordun, ben orada oturuyordum. Olumsuz dedim, bitti gitti. Sen daha niye benim hayatıma karışıyorsun? Bana müdahale yapıyorsun. Orada burada benim hakkımda konuşuyorsun. Dün burada kıskandığında itiraf ettin. Niye haklı peşindesin sen ya? Ama bak ne dedim ben? Eğer Özlem dedim beni kıskandırmak için çıktıysa Mehmet'e dedim. Ya, evet dedim, kıskandım yok dedim. Senin, ben seni var ya, sen benim umurumda değilsin. Ben hala söylüyorum, sen bana aşıksın. Ya ne aşığı ya? Ben yürü git söyledim ya, ne aşığı? Ben hala, evet, ben hala söylüyorum. Özlem, Mehmet'e ver. Mehmet anlat çocuğum bakayım doğruları. Şimdi Seda ablacığım her gün Emrah bana farklı nedenlerle geliyor. Özlem'le ilgili. Ha. Hani görüşmemiz var ya. Her gün bir şeyler söylüyor. Kafa karıştırıcı. Ben de dün size bunu söyledim. İşte ben... Emrah ne oldu ben size söyleyeyim mi? Emrah Aslı'dan sonra şaşırdı. Ne yapacağını şaşırdı. Şaşırdı. Yani aynen. Ne nereye gideceğini şaşırdı bilemiyor yön olarak. Bravo. Yön çünkü olarak Aslı da kaldı. O kabul etmek istemiyor ya bunu. Aslı da kaldı. Evet. Nasıl çevireceğini de bilemiyor. Şaşırdı. Ya, Seda abla ben şunu söyleyeyim. Bu içimdeki hisleri söyleyeceğim ben. Söyle. Bir kere önce Özlem'le Esma'dan özür dile. Ben Esma Hanım'dan da özür diliyorum. Özlem'den de. Özlem'den özür dilemem çünkü Özlem bana hayır yaptığı şeyi söylüyorum. Dile, dile, ama yine de evet Özlem Hanım sizden de özür aferin diliyorum. Çünkü bir görüşmem var. Bundan sonra da Mehmet'e Özlem'le ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim de. Tamam Mehmet. Ben varsa, sana bundan sonra hiçbir olmaz şey söylemeyeceğim. Söyleme, karışma. Ben şunu da söyleyeyim. Ana evet. Heh. Ana şimdi itiraf bekliyoruz senden. Aslı yanıma oturunca heyecanlandım. Heh. Bugün Aslı ben hata yaptım oturunca, Seda ablacığım. Aslı yanıma beni bu kadar seven genç bir kadının kıymetini bilemedim. Sonra Emrah. Heh. Yani Aslı'nın geldiğini duydum evet. Ama geldiğini duyduğumda bir şey olmamıştı. Geldiyse geldi. Bana gelmedi ya demiştim ama yanıma oturunca heyecanlandım. Ben İlk başında da söylemiştim. Aslında ilk görüştüğümüz zamanlar hani zaman derim neyi gösterir bilemez diyordum. Ben hala da söyleyeyim. Zaman neyi gösterir bilemez diyordum. Hani kendisi hala ne düşünüyor onu bilmiyorum da. Çok çaba sarf edeceksin. İkna edeceksin kızı. Haklı. Haklı. Peki heyecanlandım. Tabii Süreyya. Süreyya'ya mikrofonu verin, bir şey söylüyor. Yorum yapabilir miyim? Emrah Bey'in cübü nasıl boş olsa kafası hem öyle boş. Emrah Bey anne babası olmaz. Bu Emrah Bey de suç değil, gelen kadınlarda suç. Birini görüyor, ikisini görüyor. Ben mesela birinde yanlış yapar, ikisinde üçüncüde yapmam. Emrah Bey'in suçu yok. Bakın ben onu sevdim, saydım demiyorum. Suç yok Emrah Bey'in. Tarih gelenler suçlu. Evet, Özlem'le Esma suçlu diyorsun. Yok zaten diyorsun yani. Süreyya Hanım zaten talip gelenlere Şerife Hanım engel olmaya çalışıyor. Gelmeyin diyor yani. Öyle olur mu canım? Şerife yok, engel olmaya çalışıyor zaten yok, de. Sadece Şerife Hanım kızıyor. Sizin seveniniz yok da benim sevenim var. Sizin seveniniz yok. Onu ben öyle biliyorum. Öyle söylemeyin birbirinize. Seven mi? Sizin seveniniz yok. Sana bir şey söyleyeyim mi? Burada 4-5 tane arkadaş. Sen seversin sadece. Onlar bir diyorlar. Seni sevdiğin insanlar belli. Zühre Hanım sever. Var. Bak herkesin seveni ayrı. Zühre Hanım hani sever. Hani şey dediği gibi, Zühre Hanım dediği gibi taraftar ya. Herkesin tamam kendi taraftarı var. Merak etme. Arkadaşlar herkes, konuyu herkes saptırmayın. Tekrar konuya gelelim. Lütfen dağıtmayın konuyu. Şimdi reklam arasında niye Esma ile Özlem'den konuşuyorsun? Ben mi? Heh. Hayır. Beraber karşılıklı konuşuyoruz. Sen niye üstüne alınıyorsun? Ha senin arkandan ben mı konuştuk? Ben üstüme almıyorum. Ben Aslı ile konuştum hayatım. Sen karıştırdın. Tamam neyse. Bir dakika dediği gibi Uğur'un. Konuya dönelim. Aslı'cığım, görüyorsun, ben de hislerimde yanılmadığımı bir kere daha gördün. Emrah dedi ki yanıma oturunca heyecanlandım. O sende kaldığı için bu hataları yapıyor bence. Ama Esma'yla Özlem'den özür dilemesi güzeldi.
İkisi de genç kadın. Kalplerini kırmamalısın. Kimse kimsenin kalbini kırmasın. Hele kadınların kalbi hiç kırılmasın. Sen söz dinleyen bir çocuksun. Özür diledin, güzel oldu. Aslıcığım sen ne düşünüyorsun? Hiç kimse sizi ayıramadı. Seda Hanım, kimsenin ayırmaması önemli değil. Biraz önce Semih Bey'in hani bir bakışı vardı falan filan dedi de ben ona nasıl acaba ben Emrah'la böyle konuştum, böyle bir hata yaptım diyerekten ben nefret, öyle bir nefret... Aşka çok yakın bir duygudur Aslı. Yok, sevgiyle bir bakma değil. Aşkın doğurduğu hani, duygulardan biridir nefret. Nasıl bir hata yaptım ben? Ona inandım. Sen aynı heyecanı yaşıyor musun? Bak Emrah heyecanlandım diyor. Yok, şu an hiçbir heyecan yok bende. Hiç yani öncekiler gibi yok. Çünkü kendisi kendi eliyle soğuttu, sevgisini bitirdi. Soğuttu. Tabii ki ben bayağı bir mücadele ettim. Sevgimin arkasında durdum. Bunu istemeyen, reddeden kendiydi. Ben hani bu saatten sonra Emrah'ın ne benim çocuklarıma baba ne de benim bana bir eş olabileceğini ben sanmıyorum. Çünkü bunu yapsaydı yürekli bir şekilde başta arkasında dururdu, sahip çıkardı. Bir insana ikinci bir şansı vermeyeceksin. Çünkü birinciyi yapan ikinciyi de yapar. Ben düşünmüyorum Emrah'tan bana yok yani Emrah bitti. Emrah üzüldün, ben seni anlarım, üzüldün. Ne oldu şimdi sana, sen niye duygulandın? Evet, Aslı şimdi biraz... Hatalarını çok güzel biraz, yüzüne vurdu. Aslı biraz ağır şeyler söyledi. Aslında basit ama ağır şeyler. Şimdi Seda abla ben bir şey söyleyeyim. Geçen Aslı burada yokken Şerif Hanım dedi ki işte sosyal medyada dedi, Emrah dedi konuştu insanlara dedi Aslı'yı geri çağıracağım. İşte bilmem ne yapacağım da reyting yapacağım da falan filan. Seda abla benim öyle bir şey hiç kimseye demedim. Şimdi ben dedim evet zamanla belki Aslı'ya ısınırım diyordum. Belki Aslı'ya içimden gelerek bir çağrıda bulunurum diyordum. Ama Şerif Hanım bunu yaptıktan sonra bunu yaparsam dedim. Bu çağrı yaparsam dedim. Demek ki Şerif Hanım'ın dedim. Dediğini yapmış olacağım dedim. He. Yani bunu Şerif anladım. Geri kaldın. Hemen anladın mı Şerif? Aslında yapacaktın yani öyle ya, mi? Ya aslında yap yani zaman neyi gösterir bilemem Uğur abicim. Ama Şerif Hanım bunu söyleyince kendimi bir yani seveceksen bile yorumlardan sevemiyorsun. Hani bir şeyler hissedeceksen peki, bile hissedemiyorsun. Peki anladığım kadarıyla tamam Aslı aklında hala. Şimdi Aslı'nın bu söylediklerinden sonra şöyle diyebiliyor musun? Ben Aslı'yı ne yapıp ikna edeceğime inanıyorum. Şimdi Seda abla benim o kadar talibim geldi. Geliyor da. Sen orada görüp, kaldığın için çok hepsini da güzel ayırıyorsun. Genç kadınlar beni görüp, geliyor. Geldiler. Evet. Anlaşamadık. Olmadı. Sonra bana suçlamalar falan var. Geliyor. Ama hep şimdi bir yaşanmışlık var ortada. Evet. Aslı'yla biz... Evet, var. Evet. Kolay şeyler yaşamadık. Ben Aslı'yı hani söyleyeceğim artık hani. Söyle. Ama söylediğim zaman da bu sefer Şerif Hanım'ın dediğine gelmiş oluyorum. Sen hayır. Duygularını söyle. Sen bırak kendi duygularını söyle. Dön Aslı'ya, bekleyin. Bir saniye bekler misin? Sen bence başka şeyden bu tür şeylere varıyorsun. Aslı'ya konsantre ol. Dön çocuğum. Seni dinliyor. Biz de seni dinliyoruz. İçinden geçenler ne? Sen duygusal bir çocuksun. Demin Aslı konuşurken ben burada hissediyorum. Senin gözlerin doldu. Yüzündeki mimikler değişti. Ya ben... Bu saatten sonra kimin ne düşüneceği, kimin ne diyeceği de umurunda olmasın senin. Yani yapacağın sen şeyleri bile yapamıyorsun yani yorumlardan. Hayır. Sen de yorum yaptığın zamanda millete onun için şeyler, rahat ol. Şerif Hanım yaptığı şeyler zaten çok yanlış. Şerif Hanım bazen şu mikrofonu sırf boş konuşmak için. Ya hala mikrofonu verin diyorsun. Hala mikrofonu istiyorsun. Şerif Hanım. Mikrofonsuz konuşmayın arkadaşlar. Tamam. Emrah sen... Şimdi Şerif Hanım ne der, onurunu, gururunu bir kenara bırak. Sen duygularınla konuş şimdi. Aslı ile ilgili ne hissediyorsun? Ben hiç yaşamadığım şeyleri Aslı'da yaşadım. Ya. 26-27 yaşındayım. Evet doğru, ben hiç evlilik yaşamadım. Aslı bir evlilik yaşamıştı. Ben her şeye rağmen kabul ettim. Olur dedim. Engeller de oldu, sorunlar da oldu.
kimileri girdi, kimileri çıktı olayların içine. Ama her şeye rağmen de... Konuşsana bir tan. Neden hep susuyorsun? Susmak neyi halleder? Neden anlatmıyorsun? Susmak neyi halleder? Neden anlatmıyorsun? Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler. Saklama hislerini, sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Sen de bana aşıksın, hem de deliler. Coşkun Yıldız, öyle bir şarkı seçtin ki şu an, öyle bir şarkı. İkisi de bunların birbirine aşık, ikisi de birbirinde kaldı. Bu ya, kadar anlatır durumu yani. Biraz bir şarkı onur, bu gurur kadar, yapıyorlar yalnız, evet. Şarkı çok güzel ama bu çocuklar bu o gururlarını nasıl aşacaklar bilmiyorum. Şarkı çok güzeldi ama ben aşık değilim, onu belirteyim. Aynen öyle. Peki Aslı, Emrah bütün bu yaşananlar için senden özür dilese, tekrar şans istese ve biraz önce dedi ki genç bir delikanlı olarak ben dedi Aslı daha tecrübeli bir evlilik yaşamış, ben hiç evlenmedim ama dedi Aslı'yla unutulacak şeyler değil dedi yaşananlar. Tabii ki değildi ya. Bana samimi geldi bu söyledikleri, sana geldi mi? Ben artık inanmıyorum ya gerçekten, ne sözlerimde ne kendine güvenmiyorum. Evet, kolay şeyler yaşanmadı, ben ailemi karşıma aldım. Rest çektim. Bütün akrabalarımı karşıma aldım. Hayır dedim, ben seviyorum. Sonuna kadar da arkasındayım dedim. Ve o böyle dediğim halde burada ben istemiyorum. İşte sevmiyorum dedi. Defalarca söyledi. Gururumu incitti. Onurumu incitti. Ben yine dedim hani sessiz kaldım. Ama yok yani. Bu Seda, saatten sonra Emrah Seda benim abla, ben için... Ben sevmiyorum dedim ama sevmiyorum diyene kadar ben neler çektim burada ya. Ben burada hani bir hafta iki hafta sürdü, ben burada sevmiyorum diyemedim. Hani sevmiyorum dedi. Onu dedi bunu dedi diyorsun da sevmiyorum derken iki hafta geçti diyemedim. İşte. Bir şey istesek, bunu reklam arası Uğur'la biz konuştuk. Hı. Bir kez daha şurada bir konuşun. Bunda bir şey olmaz da konuşun. Aslı sen çok sağlam bir kızsın. Ben bir yaptığım hatayı tekrar yapmak istemiyorum Seda Hanım. Hani ben ona güvendim, evet ona bir şans vermiştim dedim. Bir yola çıktık beraber. Gel bunu devam ettirelim dedim. Kabul etmedi. Ben buraya gelirken her şeyi bırakıp geride geldim. Çocuklarımı, yaşantımı, ailemi. Onun için geldim. O kabul etmedi. Ama Aslı bak olmuyor. O da birçok kişiyle görüştü, olmadı. Sen de kimseyle görüşmek istemedin. Belki hala öyle. Peki ikiniz de buradasınız ama kimse, başka kimse olmuyor. O zaman nedir peki? Yani bir şey var konuşmanız belki de, anlaşmanız gereken. Çağrı yaptığı birisi vardı. Kimse olmadı. Aslı'yla da ilgili, Emrah'ın da görüştüğü kimse olmadı. Olmadı. Aslı çağrıda bulundu diyor. Önemli değil yani. Neticede olmadı. Sonuçta bu çocuklar olmadı. Birbirlerinde kaldılar. Sizce Aslı bir kez daha Emrah'ı dinlesin mi?
Pakize ne dedin? Çok kararsız herkes. Kimisi dinlesin diyor, kimisi dinlemesin diyor. Ne dedin tatlım? Kesinlikle tekrar şey yapmasın, denemesinler diye düşünüyorum ben. Denemesinler? Denemesinler, yok. Peki al hayatım, gönül müydün? Gönül. Evet. Gözde gözde affedersin Gözdeciğim. Merhabalar Seda Hanım. Evet. Uğur Bey, ben henüz yeniyim bu programda. Emrah'ı da Asli'yi de burada tanıdım. İkisi de çok dünya tatlısı insanlar. Öyle. Çok cana yakınlar gerçekten de. Doğru. Denesinler mi? Bence denesinler. Çünkü beyin frekansları anlaşıyor ve gözlerinde de o sinerjiyi, elektriği gördüm. Ve Emrah hiçbir şekilde boş değil. Ve bir kadın da kolay kolay vazgeçmez sevdiği bir erkekten. Bir geçmişleri var. Bence denemeleri gerekiyor. Mehmet? Ablacığım, bence ne olursa olsun her insanın bence son kez söyleyecek bir şeyleri vardır. Bence Emrah da bunları diyecektir Aslı'ya. Bence şurada bir çay içsinler diyorum ben. Denesinler. Gördün mü Emrah efendi? Bak çocuk sana nasıl davranıyor sen? Ben üzülüyorum o yüzden. Yani ikisine baktım. Üzülüyorsun çünkü biliyorsun Emrah Aslı da kaldı. Aynen. Şimdi... Seda Hanım. Az önce Aslı burada oturduğu zaman inanın ağzıyla dudaklarıyla kalbi bir değil. Gözleri çok farklı. İnan var ya, o kadar güzel bir bakıyordu ki Emrah. İnan var, inanılmayacak bir derecede yani. Semih Bey lütfen. Ben herkese ben değil, gerçeği güzel... söyle Aslı Hanım. Ben herkese güzel bakıyorum. Ben burada bakıyorum gözlemliyordum ikinizi. Peki. Evet. Yok peki. Öyle bir şey. Bence peki. Şurada bir oturun çocuklar. Aslı ve Emrah. Emrah, Sevcan da bu şarkıyı Aslı için söyledi. Hadi bakalım. Kaşı gözü aman yıllarım gitti istemiyorum diye. Emrah orada oturma, konuş kızdı bak. Kızı ikna et. Buradan gelip. Anne abla tokadı yiyeceksin. Şiddete hayır. Şaka. Hadi bakalım. Evet Çiğdem, evet. Dur sana dönelim. Şu çocuklardan bir nefes alalım. Şok olduk. Ne oldu? Millet bu nişanlansa da bunlar. Gel şuraya bacım, şuraya bir otur. Çok güzelsin, bu yüzüğü gerçekten peçeteye sardın, getirdin. Uğur'un dediği gibi sinek muamelesi yaptın. Gel Çiğdem. Çiğdem burada ve geçen gün Özer'in ona taktığı yüzük de bizde. Biraz önce Çiğdem yüzüğü çıkartıp getirdi, bıraktı. Yüzük burada kaldı. Yüzük burada. Şaşırdım. Özer geldi mi? Şuraya geliyor. Koyalım. Ah, yönetmen. Tamam. Özer nerede? Geldi mi? Tamam, gelsin. Birazdan burada. Şimdi dedim ki biz bu yüzüğü taktıktan sonra, alışverişe de çıktıktan sonra, evet, başka bir hanımla neredeydi, nerede olduklarını, yedikleri yemeğe kadar biliyorum. Hatta Uğur dedi ki emin misin, bak bu safsata olabilir, söylenti olabilir. Gözünle görmeden bence insanlar bu iddialarda bulunmamalı. Çok mutluydunuz, el ele geldiniz, gözleriniz hiç gülüyordu. Ama dün ben senin tedirgin olduğunu anladım. Seda Hanım, ben evet dün aslında söyleyecektim. Kendisine de sordum tribünden aşağı indiğimde. Güldü bana geçti, cevap vermedi. Hı. Bir de tam çıkışta buradan çıkacağım. Bir baktım çıkışta Hanife ile oturuyor yine yan yana. Buradan çıkışta mı dün? Evet. Ona kızdın belki de. Bu hani bir yerde akşam hafta sonu biriyle birlikte demiş değil de. Uğur Bey, ona da kızdım.
Beyoğlu'nda midyeyi Hanife ile bir yediğini de biliyorum. Hanife ile miymiş? Evet. Buradan mı dediğim? Evet. Ya bu uydurmadır Çiğdem, yani yapma. Sen ne olursa olsun erkeğinden, adamından vazgeçmeyen bir kadın portresi çizdim burada. Yani senin böyle dedikodularla... Ya ben dün de söyledim. Buradan dedim mesela Sibel, Gülşah, evet, ne bileyim herhangisi beni hiç ilgilendirmiyor dedim. Evet. Ama buradan çıkışta yine Hanife ile yan yanda otururken, sohbet ederkenlik gülerekten yanına vardım, hatta kolay gelsin dedim. Yürüdüm. O da peşimden geldi. Dedi nereye gidiyorsun? Çay içeceğim dedim. İsmail amcada da bir emanetlerim vardı. Çantama koyamamıştım. Emanetlerimi alacağım. Ondan sonra dedim eve geçeceğim. İşte akşam aradım. Oteldeyim dedi. Maç seyredeceğim dedi. Maçtan sonra ben seni ararım dedi. Bekledim bekledim, aramadı da. Tura çıkmıştır maçtan sonra, unutmuştur. Doğru. Şimdi, peki evet. Dün burada çok tedirgindi. Bahar'ın annesi Lütfiye Hanım'ın burada oturuyor olması, Sibel'in burada, evet, olması, Hanife'nin burada olması ve Gülşah'ın da sizin nişanınızın olduğu gün geleceğinin olması. Dedi ki çok tedirginim, evet, bozacaklar dedi. Bu kadar tedirgin olan, bozacaklar diyen adam böyle bir şey yapar mı ya? Kendisine soracağız bunu. Nerede? Özer nerede? Özer! Özer gelir misin? Kalbimin yarısı senin, yarısı benim. Gel paylaşalım. Ömrümün yarısı senin, yarısı benim. Hadi bunda anlaşalım. Özer, Çiğdem Hanım yanında. Senin ona taktığın yüzük de burada. Biraz önce geldi ve yüzüğü Seda Hanım'a teslim etti Çiğdem Hanım. Sebep neymiş? Kendisine sorabilirsin. Sebebi kendisi sor. Biz de dinleyelim. Sebep bakalım. Neymiş? Öğrenebilir miyiz Çiğdem Hanım? Sebebini sen biliyorsun Özer. Cumartesi günü biz alışverişe gittik. Evet. Doğru mu? Alışverişten sonra beni kapının önünde indirdiniz. Evet. Ben direkt eve çıktım. Hatta sen beni aradın, şarjım bitiyor. Evet. Trafik çok dedin, doğru mu? Doğru. Onun trafikten çıkıp çıkmadığını öğrenemedim. Çünkü neden? Telefonun kapalıydı. Evet. Pazartesi günü neredeydin? Kiminlenlik midye yedin Beyoğlu'nda? Şimdi sorun midye mi yani? Başka ne olabilir? Sonuçta biz seninden bir yüzük taktık. Yani bir yola girdik. Bir kere ben şunu söyleyeyim. Ben hafta sonunda midye falan yemedim. Beyoğlu'nda da değildim. Tamam. Dedikodu olabilir böyle şeyler Çiğdem. Yani olsam da değildim yani. Beyoğlu'nda değildim. Tamam, bunu izah et Çiğdem. Başka bir yerdeydin. Tabii ki. Yanlış istihbarat. Çiğdem diyor ki Hanife'yleymiş. Hanife'yle miydin? Seda Hanım dün buradan çıkışta da Hanife'yle oturuyordu. Ben yanlarına vardım. Ya ne şimdi oldu? Ben şöyle söyleyeyim. Çıkışta buradan efendim, hep beraber çıkıyoruz. Nimet, dün çıkışta ben gözlerimle gördüm. Ayşe ver senden bir mikrofonu yürüyordu. Nimet'e verin. Nimet'e verin. Nerede mikrofon? Ne oldu Nimet'im? Ben görmedim, hiçbir şey bilmiyorum ben. Ayşe de gördü. Bak Bayram abi de görmüş. Ne gördünüz Bayram Bey? Ben çıkışta, programın çıkışında, evet, Hanife Hanım'la siz yan yana oturup şakalaştığınızı gördüm. Yani böyle yakın bir şekilde oturuyordunuz. Yok. Hemen dışarıda. Hayır, öyle bir şey yok. Hayır, gördüm o zaman, gözlerim şey. Alakası öyleydi. Yok, hayır canım, öyle bir ben şey yok. Ben ikinizin yanına geldim. Çıkışta, evet, yanıma geldi. Evet. Ben dedi biraz hastayım, rahatsızım. Tamam. Dedi belki yarın da gelemeyebilirim dedi. Ben dedim ki tamam, geçmiş olsun. Hani benim yapabileceğim bir şey varsa yardımcı da olurum. Çünkü ben bunu her zaman söylüyorum. Ben burada birisiyle böyle istemiyorum. Sonuçta hepimiz burada birer bireyiz ve hepimiz birer arkadaşız. O yüzden de yardımcı olmak istedim. Kime? Çiğdem'e? Hanife'ye. Hanife'ye. Ha. Ondan sonra hepsi bu. Yani bizim onunla görüşmemiz şey değil. Artı yani sen bu kadar kıskanç değildin. Sana ne oluyor ben anlamıyorum.
İki günde falan hemen böyle kıskançlıklar. Bir de sen geldin, nereden özel, biliyorsun benim Beyoğlu'nda olduğunu? Sana bana onu söylesene bir. Adam mı takıyorsun sen peşime? O benim bileceğim bir şey. Demek ki senin nereye gittiğini, nereden geldiğini çok iyi biliyorum. Ben sana dün de söyledim. Akşam telefonla da söyledim. Nerede olduğunu da. Akşam ben sana söyledim zaten. Oteldeyim dedim. Akşam söyledin otelde olduğunu. Maç çünkü şarjım yoktu. Arayacağım akşam arayacağım dedin, aramadın. Nasıl? Maç seyredeceğim evet, dedin. Evet, maç izleyeceğim evet dedim. İzledikten sonra ararım seni dedin, aramadın. Doğru. Çünkü yorgunluktan uyudumuş kalmışım. Ne var ki bunda? Tabii ki iki gün, üç gün uykusuz kalırsan doğru. Çok, ya, yani dün gece bir zafer sarhoşluğu olabilir yani. Çok güzel bir zafer oldu milli takımımız tarafından. Uğur Bey, ben dün çocuk geceden çok bahsetmiyorum. Sevinip, ben pazar, şey pazartesiden olabilir bahsediyorum. Pazartesi. Hangi günden? Pazartesi. Pazartesiden. Tamam. Ne tamam? Kimleydin diyor kadın sana. Yani Hanife ile birlikte değildim. Onu söyleyeyim bir kere. Değilmiş. Çiğdem. Hayır, Hanife ilendi. Değildim. Biraz da bu zemini Çiğdem hazırlamadı mı? Ben burada hep sorduğumda. Biz nişanlansak da evlensek bile Hanife ile de görüşebilir demedim mi Çiğdem? İşte bir erkeği bu kadar da serbest bırakmamalı. Hem boğmayacaksın hem bu kadar da serbest bırakmayacaksın. Boğmuyorum. Kendisini boğmak da istemiyorum. Kendisi kendisine çeki düzen verir. Kendisini kendisi toparlar diye ama bekliyorum. Ama bunu hep sen söyledin be tatlım. Ben bunu söylüyorum diye de özel yani ne bileyim onunla bununla görüşmesi gerekmiyor. Sonuçta benim özelle devamlı sık görüşemeyeceğimi kendisi de biliyor. Ben sonuçta çalışıyorum. Sabahleyin saat 5'te işe gidip 9.30-10 gibi eve geliyorum. 1-2 saat uyuyup kalkıp buraya geliyorum. Evet. Kendisi de bunu biliyor. Zamanım olmadığını ama sıkı da kendisini takip ediyorum. Hani hafta sonu pazartesi Hanife ile midye yemiş etmiş o da beni ilgilendirmiyor. Yok dışarıdaki öyle bir şey diyor ya. Bu kadar beni o kadar beni o kadar da sarsmıyor. Ama benim gözümün önünde dün neresi ben buradan çıkıyorum. Hanife ile yan yana oturmuş gayet gülerekten sohbet ediyorlar. Hanife'nin biraz morale ihtiyacı var. Belki bir dost olarak birkaç çift Uğur Bey, Hanife'nin morale tamam ihtiyacı vardır. Özlerden alması gerekmiyor. Evet. Burada bir sürü arkadaşlar var. Ya şimdi, niye öyle düşünüyorsun? Başka birisiyle konuşsa farklı algılanacak. Nasıl hayır ya? Niye bir sürü bayan niye arkadaşlar var burada Özel? Ya şimdi bak, Hanife'yle senin anlaşamadığını biliyoruz zaten. Tutup da senden moral alacak hali yok. Öyle değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Çiğdem'le de konuşamaz. Bir şey söyleyeceğim. Bunu Hanife'ye de sordum. Sana da sordum. Yüzük takılmadan önce iyi hatırlayın. Hanife'ye dedim ki o yüzük sana gelirse, bu yüzüğü parmağına takarsan, Özel'le Çiğdem görüşmeye devam ederse ne yaparsın dedim. İzin vermem asla dedi. Değil mi Nimet? Çiğdem'e sordum, ben hiç dedi kıskanç değilim, görüşebilir dedin bir anam. Dedim Seda Hanım bunu kabul i̇şte ediyorum. İşte yapmayacağım bunu erkeklere. Hayır. Demeyeceksin. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunlar bundan anlamıyorlar. Ben daha önceki programda da Özel'e ilk talip ben geldim. Ben anlaşamadık bazı nedenlerden dolayı. Hep bekledim, Özel'in karşısına talipler geldi. Hiç ben Özel'e selam bile vermedim. Kendimi bilen bir bayanım. Çünkü Çiğdem araya girdi de bozuldu etti demesin diye. Özer de bunu düşünmesi lazımdı yani. Buradan çıkışta benim bunu gözümle göreceğimi biliyor. Yan yana oturmuşlar gayet gülüyorlardı. Madem hasta bir insan gayet gülemezdi. Bunlar da oldu. Hanife bugün çıkışta gelemedi. Rahatsız değil mi? Çıkışta. Hanife evet gelemedi. Çıkışta. Çıkışta. Rahatsız. Karşısız. Seda Hanım. Geçmiş olsun Hanifeciğim. Geçmiş olsun. Soru sordum. Dedim ki bu olay nerede oldu dedim. Çıkışta dedi. Ha. Ve bu çıkış dediğin herkesin hepimizin toplu evet olarak çıktığı yer evet değil mi? Ben Hanife ile aramda bir şey olsa sizce herkesin çıktığı bir yerde konuşur muyum o tür şeyleri? Konuşma.
Zaten bende telefon numarası var. Onun da var, benim de var. Giderim, buluşurum, farklı bir yerde konuşurum. Niye şey yapayım ki? Şeyden bu konuda ağırlığını baştan koymadın ama tatlım ya. Ya ben ağır baştan baskı bak, yapamam ki Seda Hanım. Ben şimdi Özer'e baskı üzerine uygulayamam. Çünkü neden? Özer kendisini kendisi toparlayacak. Özer de bana baskı yapamaz. Mesela ben nasıl kendimi törpülüyorsam... Özellikle kendisini biraz törpülesin. Şimdi cuma günü burada nişanınız yapılacaktı. Arkadaşlar ne olur fevri davranmayın. Bak bu kadar sabretmiş bir kadın olarak seni şimdi dışarıda çıkarken ve Özel ne diyor? Çıkış diyor. Herkesin geçtiği bir yer diyor. Evet. Görüşsem orada niye orada görüşeyim? Orada görüşmesi. Yani. Şey yapma Çiğdem, çok bu kadar fevri davranma tatlım ya. Bir de diyorsun kadar... ki ben kıskanmıyorum, sana güveniyorum diyorsun. Daha... Cuma günü Özel, nişan var. Senin güvenin bana bu kadar mı? Bir şey söyleyeceğim. Ben kıskanmıyor olabilirim diyebilirim ama yüzüğü takınca iş değişiyor herhalde. Hiç kimse yoktur. Nasıl? Mutlaka sevdiğini, mutlaka herkes kıskanıyordur ama belli etmemeye gayret ediyordur. Belki ben kıskandığımı belli etmedim sana ama sen de hiç kendini törpülemiyorsun. Çiğdem, maşallah. Parmağına yüzük takılınca iş başka mı oluyor Çiğdem? Başka tabii şeyler ki başka mi hissediyorsun? Oluyor. Ben 6-7 aydır mücadele verdim yani. Vermedi desin. Çünkü ama mücadelemin karşılığında yüzük takmadan önce bir... görüşüyordu. Sen olumlu karşılıyordun. Çok bu kadar problem etmiyordun. Etmiyordun. Ben de onun şimdi için şaşırdım. Şimdi yüzük parmağındayken duyar duymaz açık ardına attın buraya yüzüğü. Peki bize göre Özer'in anlatacakları var. Sen de kurban olayım. Bak fevri davranma Çiğdemciğim. Sakin ol. Bir dinle. Ama şu tavrında bir şeyi anlamış oldu Özer. Bence senin anlatacakların var. Biraz dışarıda gidin. Ben bir de son bir şey söyleyebilir miyim Seda Hanım? Ben hayatımda sadece iki defa takım elbise giydim. Evet. Birisi düğünümde, birisi de Bahar Hanım içindi. Ben hayatımda hiç smokin giymedim. Evet. Evet. Senin için smokin giydim. Bugün ben şu anda sırf Bahar'a böyle güzel gözükmek için gittim bir... gittim. Çiğdem'e. Dişlerimi falan biraz temizledim. Çiğdem için değil mi? Evet, Çiğdem için. Tamam. Yani cumaya hazırlık yapıyorum. Daha böyle güzel gözükeyim. Böyle her şey mükemmel olsun diye onlarla uğraşıyorum. Git kadını gidiyorum ikna bir tane kuaförle anlaşıyorum. Diyorum ki benim cilt bakımımı yapalım, onu yapalım, bunu yapalım. İnanmam yani, buna. Ciddi söylüyorum. Vay ciddi özel vay. Ciddi söylüyorum. Yani her şey cuma günü mükemmel olsun diye. Ondan sonra bana telefon geliyor. Diyorlar ki yüzüğü attı. Niye? Midye yedim diye. İki midye ile bir yengeç aramıza girebilir mi ya? Sen de kendini törpüle. Ben kabul etmiyorum. Yüzüğü alabilir miyim Seda Hanım? Yüzük burada. Alabilirsin. Al. Buyur kardeşim. Malın gibi. Teşekkür ederim. İkna et. Kadını hadi ikna et. Kalbini kırdın. Özür dile özür. Elini ver. Seda Hanım. Elini bir ver. Bir çay içelim konuşalım ondan sonra. Bir dinleyeceğim diyor Çiğdem, bir dinleyeyim diyor ondan sonra. Bir konuşun sonra, sonra eğer isterse yüzüğü geçin, tekrar takarsın konuşun. Burada. Bir geçin dışarıda konuşun, sakin ol Çiğdem. Aa şaşırdık vallahi. Bismillah. Gittim gene, saçmalama. Yüzüğü kaçtı. Melek kovaladı. Yusuf'un zor anları. Bir yanda Melek, bir yanda Zühre. Aslında ya yeter be! Ya bırak artık, sıkıldım ya! Yusuf şimdi ne yapacak? Birazdan canlı yayında. Evet, Yusuf ve Melek'in çılgın aşkında nasıl gelişmeler var birazdan izleyeceğiz. Gerçekten öyle. Yusuf'la baksana görüntülere. Çılgın, çılgın yani. Emrah, annen Aysel'di değil mi? Aysel. Ne kadar mutludur şimdi sizi oraya oturttuk diye. Doğru muyum? Doğru muyum? Doğru söyle. O kadar istiyor ki, ta Emrah'ın babasının istediğini biliyoruz da. Emrah'ın annesi Aysel, Aslı'yı o kadar istiyor ki şimdi size böyle bakarken... Aklıma annen geldi. Şu anda izliyor. İzliyor mu? İzliyordur. İzliyor. Ve diyordur ki hah sonunda şunları yan yana getirdin ya. Zaten Seda abla bazen eve gittiğim zaman annem diyor ki sana diyor bir şey soracağım diyor. Ben de sor diyorum. Ama diyor dürüst cevap ver diyor. Tamam diyorum. Hiç mi diyor asla aklına gelmiyor diyor.
bak nasıl biliyorum? Anne. Aysel bilmez çünkü ya babası istiyor ayrı ama Aysel Emrah'ın aslıyla onu bir ara bağlayın ya. Emrah'ın anneler annesini. De bağlansın tabii. Anneyle konuşacağım. Anneyle. Aysel çünkü Aslı'yı çok istiyor. Evet. Onun için soruyordum. Sen Aslı'nın tarafı peki? Bağlanmasın da. Sen Emrah'ın ne diyorsun annen öyle sorduğunda? Ha? Ben ne dedim ya buradaki söylediğim gibi yalan söylemiyorum anne derim. Hani bazen aklıma geliyor dedim. Çünkü dediğim gibi bu duyguları ilk ben Aslı'da yaşadım. Tabii. İlk Aslı'da tattım yani. Hatalar da yaptın. Hatalar da yaptın. Aferin çocuğum. Peki biraz daha konuşun. Yeni bir buluşturma Elmas geliyor. Buyurun efendim. Hoş geldin Elmas. Hoş geldin. Seni istemeye gelmişler. Elmas Fransa'da yaşıyor biliyorsunuz ve evleneceği eşini Fransa'ya götürecek. 2016 Fransa'ya gidecekler efendim. 2016 Fransa'ya orada izleyecekler. Ne güzel. Peki davet edelim mi? Edelim. Davet ediyoruz. Elmas'ın talibi Osman Bey geliyor. Buyurun efendim. Osman hoş geldin. Hoş bulduk Sena Hanım. Nasılsınız? Sağ ol. Hadi buyurun konuşun. Osman ben merhaba hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz. Teşekkür ederim. İlk önce ben biraz kendimden bahsedeyim isterseniz. Tamam. Aslen Diyarbakır doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. 25 yaşındayım. Akrep burcuyum. Burcumun bütün yani hemen hemen bütün özelliklerini taşıyorum. Kıskancımdır. Yerine göre sinirliyimdir. Yani çok değil, yani abartmak ne, gibi olursa ama... Ne dürüst çocuk bak, yerine göre sinirliyim. Aynen. Sinirliyimdir. 3 sene Atatürk Havalimanı'nda çalıştım. 1 senedir tekstille uğraşıyorum. Ben de sizin hakkınızda biraz bilgi alabilir miyim? Çok ya açık konuşmak gerekirse aklımda 1 seneden beri evlenmek var ama kendime göre birini bulamadım. Sizi de öyle tesadüfen gördüm yani kanal değiştirirken. Annemle falan izliyorduk zaten televizyona. Ona danıştım falan, olur mu diye. Bir dene dedi şansına, olur mu diye. Ben sizi çok göremedim aslında yani. Bir Fransa'da yaşadığınızı biliyorum. 2 yaşında bir kızınız var sanırım. 2,5 yaşında bir kızınız var. Bir de muhasebeci olduğunuzu biliyorum. Evet, aynen. Biraz da siz bahsedebilir misiniz kendinizden? Ben orada kızımla tek yaşıyorum. Kirada oturuyorum, kendi evim ama. Annem bana yarım saatlik yol oturduğu yer. Paris'te mi ya da? Yok, Lyon tarafında. Lyon'a bir saatlik. Paris'te birkaç tane arkadaşımız vardı. Evet. Orada oturuyorum. Annem burayı bana... Annem gönderdi esas beni buraya. Bir de nerelisiniz onu sorabilir miyim? Ben Yozgatlıyım. Yozgat. Anladım. Nelerden hoşlanırsınız ne bileyim? Nasıl insanlardan hoşlanırsınız? Çok mu özel oldu? Evet. Ben gezmeyi çok severim. Ben de severim evet. Kocamla yani gezmeyi, çıkmayı. İlişkiniz yani evliliğiniz ne kadar sürdü? 4 sene sürdü. 1 senedir de ayrıyım. Anladım. 20 yaşında mı evlendiniz? Evet. Anladım. Yani eğer sizin için de uygunsa bir çay içip birbirimizi tanımak isterim yani. Fransa'da peki. Yaşar mısın Osman? Olabilir Uğur Bey evet. Çünkü öyle bir niyet var. Kısmet yani olursa evet. Sen de gideceksin. Mesleğin peki neydi? Sen hiç evlenmemişsin. Yok, evet. Evlenip ayrılmış bir çocuk var. Sorun olur mu? Ya ben yapabileceğime inanıyorum ama zaman ne gösterir? Tabii takdiri ilahi yani. Doğru. Denemeden kimse bilmiyor. Ama yani ailen bir... buna ters bakmıyor. Yok hayır bakmıyor. Ne iş yapıyor dedi Uğur. Elmas biraz düşünceli. Ya ben 3 sene Atatürk Havalimanı'nda çalıştım. Zaten sizi de ben bayağı gördüm yani. VIP'den geçerken o direkt. O kadar gidiyoruz geliyoruz. Aynen öyle. Çok gördüm. Şu an tekstille uğraşıyorum. Evet şu an tekstille uğraşıyorum. Ama. Çok yakın bir abimle beraber bir mağaza işletiyoruz. Fransa'da erkek. Var mı Elmas böyle tekstil işleri falan iş bulabilir mi orada evet, acaba? Evet var. Bulabilir değil mi? Ama orada. Benim oturduğum yerde fazla yok. Kısmet bakalım o zaman. Vallahi gidemiyorum. Çünkü annem diyor hep, ben bir kere evlendim ayrıldım, kızım var, beyefendi bekar. Annem hep diyor yani bekarından... Olmaz mı diyor? Zor yani yapmayın. Bilmiyorum da. Yorum alalım. Yorum istiyorum. Yorum yapın. Evet. Olmaz diyor. Kez olur bana... diyenler, neden olmasın diyenler. Gözde. Hoş geldiniz ilk merhaba, önce. Merhaba, hoş bulduk.
Ben beyefendiyi gerçekten tam bir beyefendi olarak gördüm. Teşekkür ederim. İlk direkt girer girmez aa dedim ne kadar yakışacaklar. Tertemiz yani, giyinmiş çocuk tabii, çiçeğini de almış gelmiş. Çiçeğiyle falan çok centilmen bir aferin. Erkek. Sağ ol. Evet. Çok üzüldüm yani inşallah olumlu olur. Teşekkür ederim. Süreyya. Hadi. Hadi Süreyya. Bence hanımefendinin söylediği gibi çocuk problemi olur. Olmasa tablo çok güzel, yakıştı mı? Hmm. Peki o zaman karar anı başlasın. Evet Elmas, kararın nedir? Olumlu, ben bir çay içeyim. Bir çay içeyim diyorsun. Peki. Peki. Buyurun. Dikkat et tamam. Evet. Peki yeni bir buluşturma. Gamze geliyor. Olursa padişah torunu soylular tohumu. Beni yorar mı yorar? Yok öyle sevmeden birini mat evlenelim. Beni bozar mı bozar? Evet. Gamze de Ankara'da yaşıyor değil mi? Ankara'da evet. Yaşıyor. Evleneceği kişiyi Ankara'ya götürecek o da. Aynen. Paris'te yaşayan Paris'e götürüyor. Ankara'da yaşayan alan götürüyor yani. Nasıl olacak? Eskiden... Kızlar erkeklerin memleketine gelirdi. Şimdi bayanlar ısrar ediyorlar o gelsin diye. Davet ediyoruz. Kasım Beyler seni istemeye gelmiş. Buyurun Kasım Bey. Ben de özledim. İstanbul'dan katıldım, Gülbağ'dan. Hani sizi beğendim, geldim. Kaç yaşındasınız? Heyecanlıyım biraz, kusura bakmayın. Tabii. Kaç yaşındasın? 26 yaşındayım. Evet, ne iş yapıyorsun? Maddi durumum iyi, özel güvenliğim. Kendime ait evim var. Evlendiğim zaman kesinlikle alemle yaşamayacağım. İstanbul'da yaşamayı mı düşünüyorsun? İstanbul'dayım zaten, İstanbul Gülbağ'dan geldim. Ben Ankara'da yaşıyorum diyorsun değil mi? Ankara'da. Tamam, gelirsin Gülbağ'a işte. Beraber hani. Ben evlendiğimde de Ankara'da yaşamak istiyorum. Ha Ankara'da. Evet. Öyle bir şartımız var. Hani şey yapalım hani beni beğendiyseniz eğer. Bir görüşelim, tanışalım. Bana ben bir şans Ankara'da ver. Yaşamayı buraya kadar geldim. Hani... Aferin çocuk ne kadar kendine güvenli. Ya kendime güvenim var yani. Evet bak. Bak maddi bana bir şans iyi. Ver. Heh. Sadece bir şans bir tanışalım. Ondan sonra Ankara'ya da gideriz. Bağdat'a da gideriz. Hani hiç fark etmiyor. Ay biraz ne bileyim yani ya, şaşırdım. Tamam bak bir şans ver. Dışarıda bir görüşelim. Ondan sonra... Dışarıda görüşmeydim. Dışarı tamam bir çay içelim, içelim o zaman. Çay içelim demek istiyorsun. İsteğinize göre bir çay içelim o zaman. Teşekkür ederim. Aa buyurun. Kendileri kararlarını yaptılar. Buyurun. Evet arkadaşlar bak çocuk geldi hızlı hızlı. Hakan. Aferin Kasım sana. Dediğin için hadi. Aferin. Al sana karar anı. Al. Heh. Yeni bir buluşturma Özge gelsin. Buyurun efendim. Kimse yerine sevdim seni. Gölgelerine aldım seni. Şunu bir yüzüme yüzüme söylesene. Unutma beni. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Özgeciğim hoş geldin. Çok güzelsin tatlım. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz. Sağ ol Özge. Emrah. Aslı ile çay içiyor görüyorsun. Evet. Aslı Emrah'a bir şans daha vermeli mi sence? Vermeli ama, ama kendisi ne? Bilir. Vermeli. Kararsız gibi. Büyük aşktı onların aşkı. Evet. Artık kendileri bilir. Olabilir olmabilir de. Bakalım göreceğiz diyorsun. Bakalım. Evet. Peki. Peki seni de istemeye gelmişler bu arada. Hazırsan çağırıyoruz. Davet ediyoruz. Tayfun Bey geliyor efendim. Buyurun Tayfun Bey. Hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Tayfun güçlü sesle konuş olur mu? Heh, buyurun. Yaşınız? Yaşım 41. Evet. Daha önce ilk yaptınız mı? Evet yaptım. Çocuğunuz var mı? Bir tane çocuğum var. Hmm. Eviniz kira mı kendi eviniz mi? Kira. Ne iş yapıyorsunuz? Nereye çalışıyorsunuz? Ben özel bir şirkette çalışıyorum. Hangi yemekler hoşunuza gidiyor? Vallahi her yemeği severim. Yani yemek ayrımı yapmam. Hangi saatte oturuyorsunuz?
Efendim? Hangi saatte oturuyorsunuz? Sultan Gazi. Şey, kirada oturuyorsunuz herhalde. Evet, kirada oturuyorum. Babanız ailenizle yaşıyorsunuz. Annem öldü, babamla yaşıyorum. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Gezmeyi, spor yapmayı falan seviyor musunuz? Evet, seviyorum. Yani her şeyi yani... Evet. Beni tanıdınız, gördünüz, konuştunuz. Şöyle diyeyim, ben açıkça tam göremedim yani. Ne? Anlamadım. Tam şey yapamadım yani. Tam şey yapamadın. Ne evet. Yapamadın? Göremedik yani. Görmedin mi daha önce Özge'yi? Ya, hayır. Hani dinleyemedim. Tam dinleyemedim. Kriterleri dinleyememiş. Evet, dinleyemedim. Bilecik'ten geldim, gördün mü? Evet, onu gördüm. Özgeciğim, yorum istiyor musun tatlım? İstiyorum. Bak, Pakize ablan yorum yapmak istiyor. Pakizeciğim. Şeyden istiyorum, Pakize ablan. Bir de şeyden, Ömür Bey'den. Ömür Bey'den. Tamam. Dur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Özge'yi takip ediyorum, Seda Hanım. Ama aradığı kriterlerin şu an beyefendi dinlediğim kadar hiçbiri yok. Çünkü Özge Hanım uzun boylu, yeşil gözlü, evi olan. Siyah saçlı. Yani siyah aynı saçlı birini işte, bekliyordu. Aynı tayfun, yakışıklı. Siyah saçlı. Evi de yok beyefendinin. Ya illa ev alırlar, olmak yani. Alırlar. Bir karşılıklı oldu mu alınır o evde yani. Ya tabii ki ama kriterini söylerken Özge Hanım kesinlikle o şartlarda demişti. Yani kesinlikle kabul edeceğini zannetmiyorum. Olumsuz diye yok, düşünüyorum. Yok yani evi olmasa da fark etmez. Olabilir. Elektrik de artık karar değil. Isınmak gerekiyor. Hani buraya şeyler nişanlanmıştı ya bir tane. Hani böyle kararım olumsuz olmaz dedi. Çay işlerdi yani pembe elbise giymişti. Ha. Öyle gibi istiyorum ben. Öyle bir aşk. Böyle beni gelecek böyle etkileyecek öyle istiyorum. Kabul edeceğim. Hani pembe elbise giymiş de kıyafet. Özgür Hanım şimdi şey dedim pardon. Kirada oturacaklardı ama annem mi istedim. Bircan'ın kardeşi mi diyor şey mi diyor? Bircan'ın kardeşin diyor. Yok yok. İsmi Can'ı mı diyorsun? Nişanlandılar da hani Talip de gelmişti. Şeye, erkek şeye gelmişti yok. Talip. Böyle bir şey olumsuz olmaz kararım dedi. Böyle bir hanıma dedi. Kabul etti sonra. Ben hani şey ayrı otururum dedi. İşe girirsen çalışırsan dedi olur dedi. Yani uzun boylu, siyah saçlı. Hani neyse. Burada nişan yapmışlardı ya uzun bir şey. Öyle pembe bir aşk mı bekliyorsun? Evet, pembe elbiseli kıyafet giymişti gecelik. Sana da alırız pembe. Alırız pembe. Gecelik değil sana. O. Pembe pembe. Peki başta kimden istiyordun sen yorum? Biliriz. Şeyden bize Zühre abla istiyorum. Peki Zühre sonra da Ömür. Özge'nin elektrik aldığını düşünmüyorum. Kesinlikle evi olacak diyor, elektrik alacağım diyor. Çocukları olmayacak diyor. Hani evlenip boşanmış olabilir ama çocukları olmayacak. Çocuğu var beyefendi. Elektrik aldığını peki Zühre Hanım bu çocuklar olmayacak diyorsunuz da. Bu hani bu çocukları nereye bırakalım onu söyleyin bize. Öyle de ben bekarım hiç evlenmedim diyor anladın mı? Sen de evet. Çocuklu bayana gidebilirsin. Bekar bir kız yani istemiyor. Bu çocuklarımız yani bizim çocuklarımız. Ben hiç evlenmedim bekarım. Bekar bir insanla evleneceğim diyor. Diyor. Ama çocuğu olmasın. Peki. Ömür'den yorum istedi. Ömür yorum yapıyor. Özgeci ben çok seviyorum onu. Herkese de söylüyorum. Hepimiz çok seviyoruz çok, Özge'yi. Saf bir insan. Çok kibar. Çok efendi. Kardeşimi de bir kere gördüm konuştum dışarıda. O da öyle bir insan. Özge'nin aradığı kriterler farklı gibi düşünüyorum artık. Ben de artık gördükçe onu ezberledim. Bilmiyorum. Sen Ceyfer'le nişanlandıydı ya burada pembe şey bak, elbise giymişti. Pembe elbise. İşte onlar gibi istiyorum. Ben sana alacağım pembe elbise. Ben de onlar gibi istiyorum o. Öyle çocuk olacak. Onun gibi yakışıklı onun olsun. Onun gibi çocuk olacak. Hani Ceyfer'le. O çocuk gibi evet. Olsun istiyorsun. Böyle bir kızı dedi. Kararım olursa olmaz tabii kapalıydı. Geldi, hatta geldiler buraya. Dur biz o çocuğu bunu bulacağız. Şey, şey Selver'le şeyi diyor. He onları. Aytaş'la Selver'i evet. Diyor. He. Aytaş. Peki başka kimden Özge kimden istiyorsa o yapsın yorum. Bayram abin yapsın mı? Yapsın. Hadi yapsın. Şey Şerif abla da yapsın. Tamam. Şerif Özge Hanım çok yapsın. Sevdiğimiz bir kardeşimiz. Fakat Özge Hanım'a bildiğim kadarıyla en çok talip gelen Özge Hanım. Evet. Fakat bunun içerisinde çok düzgün arkadaşlar geldi. Evet. Ama evi olan da vardı. Yakışıklı arkadaşlarımız da vardı. Ama nedense bir türlü Özge Hanım buram atmadı diyor. Yani Özgeciğim sen buradan yani... Kenan İmirdaloğlu mu çıksın istiyorsun? İçimiz sinmiyor ondan. Şimdi nasıl sinecek ablacığım yani bir de kendimize bakacağız. Özge, Bayram abi diyor ki şu kapıdan Kenan İmirdaloğlu mu gelsin diyor. Yani değil mi? Çok güzel talihler şey, geldi. Fırat Çelik var ya o da çok güzel yakışıklı. Fırat Çelik. Fatma Gülsü Çin'e doğru düştü. O geldi. Özellikle annesi. Çok güzel. Fatma Gülsü Çin'e çok güzel yakışıklı. Babasıyla gelen bir çocuk vardı. Çok yakışıklı bir çocuktu. Kaliteli bir arkadaştı oturması kalkması. Mama sen nedense yok hep dedin yani. Peki, Şerife ablası konuşacak. Merhaba canım.
Hoş geldin Tayfun Bey. Hoş bulduk. Size asla şahsınıza veya hiçbir şekilde bir şey söylediği yok Özge'nin. Hani şurası alsınla ilgili. Evet. Özge'cim, diyelim ki şuradan bir bey geldi. Hani deminki beyefendi gibi dedin ya, hani pembeli falan. Öyle hoş, Aytaş yakışıklı gibi. Bir erkek. Fırat Çelik gibi yeşil gözlü, ha, yakışıklı, tamam. Fatma Güneş ışığı doğramıştı ya. Geldi. Onu diyeyim istiyorum yakışıklı. Şimdi öyle bir adam geldi. Özge, öyle bir adam geldi şuradan. Yüreğini böyle bir hopladı. Peki, iki tane çocuğum var dese ne yaparsın o zaman? O zaman olur. Beğenirsem isterim. Olur. Bak, o zaman tabii. Hani bitti. Elektrikli değil yani, ev alakası yok parayla. Onlar olur. Aşık olursam yani kriterlerim değişebilir tabii diyor. Aynen. Sonuçta o zaman, ömür boyu bir yastıkla. Ozan da bir şey söylesin. Söyle annem. Mikrofonu verin. Haklı. Evet. Seda abla, bu diyorlar ya elektrik. Yani burada 3 dakikalık bir görmeyle elektrik olmaz ki. Veyahut 5 dakikalık bir görmeyle elektrik olmaz ki. Olur abla diyor bayanlar. Bir görmeli olur. Yani bir önce tanımak isteyin beyefendiyi. Hani götürün. Olumsuz. Gerçekten buraya gelen taliplerinizin kıymetini bilmiyorsunuz. Buraya yazmıştır Allah kimin geleceğine içeri. Ona vakit zaman daha dolmadı. Evet, bugün buraya gelecek yani buraya birisi. Kabul de olacak. Gelecek diyor bir gün birisi. Belki bekliyorum. Belki Süreyya da bir şey söylüyor. Nerede öndeki dolma, buradaki mikrofon? Elektrik diyen bir şeye hiç inanma. Hayatımda şöyle bir şey oldu, değişik oldu. Ben ilk insanı gördüm, hiç elektrik almadım. Ama onunla bir yemek yediğimde hayatım o kadar değişti ki hiç pişman değilim. O yüzden elektriğe hiç kafaya takmasın. Takmasın kafaya, evet, diyor. Bak elektriği boş versin diyor, evet, suya baksın, evet, diyor. İşte elektrikle değil yani, burası sinecek. Doğalgaz falan. Ceyfer gibi, şey gibi. Badeciğim. Gelen talibini kabul etmeyecek çünkü Özge benim abimden etkilendiğini söyledi bana. Senin abinden? Senin abin, evet, kim? Hatta abin ben nerede? De Tanju'dan. Ben de dedim ki ben buna bir şey yapamam, Aydoğan abiye söylemem lazım dedim. Gel buraya abisi. Nerede abisi? Gel. Şu mu? Gel. Nerede? Çok hoşlandığını, çok etkilendiğini söyledi Tanju. Özge. Tanju da hayırdır inşallah. Tanju, niye geldi? Şuraya gel, yanımda dur çocuğum. Gel. Tanju mu? Ver. Evet, ver Özge abim. Özge. Çok hoş geldin, etkilendiğini söyledi. Al sana Kenan İmirzalıoğlu. Özge. Bak. Al. Özge, böyle bir şey varsa hiç Tayfun Bey'le falan meşgul etmiyorum alalım, yani. Tayfun'u alalım. Tayfun gel kardeşim gelsen. Sen. Gel kardeşim. Hayırlısı olsun, ne yapalım? Teşekkür ederiz Tayfun. Git otur Tanju oraya. Şimdi Özge'nin istekleri çok önemli. Onun kalbinin temizliğini, safhane duygularını biliyoruz. Madem ki badeye açılmış, biz de Özge'yi dinleyeceğiz. Özge'cim, Tanju'yu gördüm, beğendin mi annem? Beğendim, hoşuma gitti. Hatta sormuştum şeyde. Heh. Hani senin abin dedi, benim abim dedi bana. Şey dedim. Ne dedim talip badeye? Talip olsun dedim bana dedim. Sen talip ol diyor. Ben karışacağım diyor. O sana olsun dedi. Sen ol dedim. İşte dedim ben olursam dedim o kabul etmez, hani ben gelirsem yani kabul etmez, o gelirse hani bana kabul ederim. İşte biz şimdi Tanju'yu sana talip getirmiş olduk. Tanju konuşun annem, mikrofonu yakın tut. Evet, öncelikle yani heyecanlıyım, ilk defa böyle bir yere çıkıyorum. Olabilir yani. Yani Kenan Emirzaloğlu'na benzemiyorum ama Özcan Deniz'e benzetirler mi? Benzetiyorlar. Hay canım. Evet, teşekkür ederim. İkisi ondan galiba. İkisi de sevdiğimiz kardeşimiz. Evet. Teşekkür ederim Seda abla. Yani olabilir. Olur yani. Eğer istersen. Hadi biraz konuşsun. İstersen konuşalım. Dur, Özge konuştur Tanju'yu biraz kız. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben müzisyenim. Müzikle uğraşıyorum. Şarkı söylüyor musun? İşte söylüyorum. Hadi Özge'ye bir şarkı söyle. Biraz heyecan yapabilirim ama. Olsun. Siz benden elektrik aldınız, almışsınızdır. Evet. Ben de hoşuma gitti. Almışsınızdır. Ay çok tatlı. Yoluna çıkmaya cesaretim yok. Her halin yolundan öldürür beni. Şöyle bir bakmaya cesaretim yok. Rüzgarım alevsiz öldürür beni. Yoluma çıkmaya
cesaretim yok. Her halim yolunda öldürür beni şöyle bir bakmaya. Cesaretim yok, rüzgarım alevsiz öldürür beni. Belalım benim, belalım benim. Ah bu gönlüme helalim benim. Kurtulamam derdimden, günahlarımdan. Günahları boynuma helalim. Günahları boynuma helalim benim. Rüzge mest oldu vallahi. Biraz konuşun. Biraz heyecan yaptın. Biraz konuşun. Konuşun aranızda hadi. Biz de Melek ve Yusuf'u çağırıyoruz huzurlarınıza. Evet. Çok derdim var çok, çok derdim var çok. Çok derdim var çok, çok derdim var çok, çok. Ya arkadaş ben artık sana çok üzülüyorum. Seda Hanım vallahi bilmiyorum. Meleğe daha yeni görüyorum. Nasıl oldu ben diye geldim. Ben de meleğe üzülüyorum vallahi. Efendim lütfen birileri ayrılmayın. Birazdan Melek Yusuf'un peşinden niye öyle dört lana koştu? Yakalayınca neler oldu konuşacağız. Evet. Bittim gene saçmalama. Yusuf kaçtı. Melek kovaladı. Yusuf'un zor anları. Bir yanda Melek, bir yanda Zühre. Ya ay yeter be! Ya bırak artık sıkıldım ya! Yusuf şimdi ne yapacak? Birazdan canlı yayında. Evet, evleneceksen gel devam ediyor. Özge ile Tanju çay içiyorlar. Melek ile Yusuf buradalar. Özge, sanki beyaz atlı prensini buldun gibi hissettim. Pembe kıyafeti giyeceği birini buldu sanki. Pembe yakıştı. Pembe ha? Alacağım sana. İnşallah. Pembe böyle kat kat değil mi istiyorsun? Cevher gibi. Cevher. Ne olacak? Cevherin var ya pembe. Cevher, ha, ha, evet. Cevher de gördü. Olur olur tamam aynısından alacağız. Tanju sana. Ne güzel okudun, aferin. Teşekkür ederim ablacığım. Vallahi güzel okudun. He Coşkun abisi. Güzel okudu değil mi? Gelecek var Tanju'da. Her şeyde bayırı var. Sen bir de müzik de seviyorsun, şarkılar evet. Dinliyorsun. Evet. Tanju okur sen dinlersin. Okurum ben de abla. Sesim çok güzel, ben de söylüyorum. Senin evet. De, aa, senin de mi sesin güzel? Evet güzel okudu ya geçen gün. Demet Akalın ne okumuş? Allah. Gölgeyi okudu benim çocuğum değil mi? Oku bakayım. Ebru Güneş'in şarkısı çok güzel. Araftayım onu çok güzel söylüyorum. Araftayım. Evet. He. İster misin Tanju'ya söylemek yoksa? Söylerim. Azıcık konuşun da hadi bakalım. Şarkı mı? Yok şimdi biraz konuşun biraz Tanju'yla. Biraz konuşun. Pembe kat kat elbise alacağım kızıma. Fark etmez o. Kat kat. Evet. Tanju'nun annesinden yorum istiyor musun bak? İstiyorum. Bir elini öp kalk kız. Dikkat et oraya düşme. Bir sabah öptük. Ooo. Ay Tanju'nun annesi. Heh, öp sen de annenin elini Tanju. Aferin çocuğum. Hayatım al mikrofonu. Nasılsın iyi misin? Heyecanlandın mı? Ah canım benim. Çok heyecanlandım. Özge çok temiz kalpli. Yavrumuz o bizim. Evet, ve biliyorum. Buradaki herkes çok seviyor biliyorsun. Aynen. İnşallah hayırlısı olur İnşallah, yani. İnşallah hadi Cenab-ı bakalım. İzin verirse olur yani. Neden olmasın? İnşallah. Yavrum benim. Hadi konuşun biraz konuşsunlar. Evet. Aslı, ne oldu Aslı? Ne oldu?
Söyle. Gel buraya gelmek istiyor, bir şey söyleyecek. Gel. Bugün herkeste bir bomba var. Kendi programımızı böyle izliyoruz bak. Yani bugün herkes gelip bir bomba patlatıp gidiyor. Dikkat et tatlım. Gel. Yavaş. Emrah nerede bu arada? Dışarıda mı Emrah? Gel. Kulağına mı söyleyeceğim? Hayır. Ne oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Emrah Bey'le ben kesinlikle hiçbir şey düşünmüyorum. Bir dakika, Emrah Bey de gelsin. Nerede Emrah Bey? Ne yaptın çocuğu? Gel. Çocuğum reddedilmişsin, yazık ya. Gel Emrah. Bak istemiyormuş seni. Benim bir iki açıklamam olacak. Heh. Ondan sonra ben... Tamam, mikrofonu yakın tut ağzına. Şöyle söyleyeyim, ben gitmeden önce buraya birini davet etmiştim. Evet. Mesleğinden dolayı gelememişti. Ve şu an ben hala aklımda o varken hiç kimseyi düşünemem. Emrah Bey'le hiç düşünemem. Dediğim gibi ondan bana eş, çocuklarıma baba olmaz. O bana istediğim hayatı veremez. Ona karşı benim içimde hiçbir şey yok. Duygusal anlamda Emrah Bey'e karşı benim içimde hiçbir şey yok. Kalmadı daha doğrusu. Kalmadı. Ve artık hani Emrah Aslı mevzusunun da ben kapanmasını istiyorum. Çünkü gerçekten şu an aklımda biri varken ve bana mesaj geliyor hani olmuyor, böyle olmuyor. Gerçekten ne mesajı geliyor sana? Ben davet ettiğim bir insan vardı buraya. Evet. Mesleğinden dolayı çıkamadı. Tamam. O beni izliyor yine. Gelsin buraya. Ben onun buraya gelmesini istiyorum. Biz de istiyoruz. Ya o, buraya o zaman gelsin. Da söyledik. Ya kardeşim buraya söylemeyiz biz mesleğini. Söylemeyiz, merak tamam. etme. Ayrıca senin şey mesleğinde biz biliyoruz. Senin mesleğinde evet. birçok arkadaşımız var burada gizlediğimiz. Yani gelebilirsin, sorun yok. Bize güvenebilirsin. Çok arkadaşımız var, çok kardeşimiz var senin Peki, mesleğinde. Seda abla ben bir şey söylemek istiyorum. Tamam böyle birisi var diyor. Tamam olabilir. Madem sen de ona karşı ilgi duyuyorsan o zaman buraya gelmesine gerek yok. Olmaz öyle şey. Hayır. Olur mu? Burada evlenecek kız. Şeyin aslına mı gelmesine gerek yok? Bizim evlenecek. Öyle mi? Evet. Aynen öyle, ben onu buraya davet ettim. Hayır madem ettim. Yok gelemiyor diyorlar ya hani işinden dolayı. Mesleğinden dolayı. Mesleğinden dolayı gelemiyor diyorlar. Ben onun buraya gelmesini istiyorum. Ben o da zaten biliyor kendini sevdiğimi. Ben öyle birinin olduğuna inanmıyorum. Aklımda sadece onun olduğunu biliyor. Ben onun buraya gelmesini Emrah, istiyorum. Emrah öyle bir şey olsaydı şimdiye kadar burada ya da dışarıda evlenirler miydi diyorsun? Bence olurdu. Bir şeyler olurdu, duyulurdu en azından. Ben öyle bir şeyin olduğuna inanmıyorum. Bir şeyler vardı zaten. Seninle ben oraya oturunca bitti. Bitmek üzere. Bana mesaj yazmış. Şunu söyleyeyim, ben bitirdim yani. Aklımda sen yoksun, seninle ilgili sana karşı duygusal hiçbir şey hissetmiyorum. Ve artık şu Emrah mevzusunun, Aslı mevzusunun burada bitmesini istiyorum. Emrah üzüldün karşı... mü? İçimde Emrah. Hiçbir şey yok. Ne oldu çocuğum? Üzüldün mü? Kızların ahı tuttu bak. Oh diyorlar. Özellikle Esma. Oh diyor. Özlem daha çok. Diyorsan. İyi oldu sana diyor, değil mi? Ben okuyorum yüreğinizi, kalbinizi okuyorum. Seda abla ben bir şey söyleyeyim. Bende bir huyu varmış, ben bunu bilmiyormuşum. Neymiş bende bu huy? Bende kıskanma huyu varmış. Şimdi Aslı'yı kıskandım. Bende kıskanma huyu varmış da ben bunu Çünkü bilmiyormuşum. Çünkü sana Aslı, sen Aslı'nın kıskançlığından şikayet ettin ya, fırsat vermedi ki sen kıskanasın. Evet, sizin dediğinize geliyor işte. Ben size o zaman da söylemiştim, hatırla. Aslı'ya dedim ki fırsat versen bu çocuk kıskanç dedim. O zaman... Esma, iş bozuldu. Al bakayım mikrofonu Esma. Ne diyorsun annem? Bozulmasını istemezdim. Aman iyi de oldu diyorsun yani. Efendim? Böyle geçeceksin. İyi geç bakayım böyle. He Esma. Evet. Üzüldüm. Yalancı. Yalan. Esma değil de Yalan. Özlem konuşmak istiyor herhalde, öyle mi Özlem? Evet. Şimdi Aslan'la bir konuşuyorduk. Aslan'ıma mesajı gördüm geldiğini. Aslan'la dışarıda Neyse, çay dışarıda içiyordunuz, çay. Mesajı evet, gördün. Hayatında birisi var ve Emrah Bey kesinlikle istemiyor. Ve Emrah Bey'in de kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Ya o bir... O kendisi çok iyi biliyor. Ne konularda hata yaptığını. Çeki düzen versin kendine.
Aslı çok iyi bir kız. Aslı iyi kız da, hepimiz biliyoruz da Aslı artık Emrah'ı istemiyor. Efendim Yusuf. Aha, Yusuf bir şey söyleyecek sizle ilgili. Efendim. Geliyor mu? Bu 20 gün içerisinde Emrah'la beraber anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bu aşk 20 gün içerisinde mi doğdu? Yani aklında biri vardı diyorsun. Bu Emrah varken var mıydı? Emrah varken yoktu. Emrah'ın veremediğini verdiği için, o sevgiyi bana verdiği için oldu bu. Bu kadar çabuk oldu. Benim ondan istediğim sevgiyi o verseydi bitmezdi zaten. Peki... Onun veremediğini o verdiği için evet oldu. Bu kadar çabuk oldu. Bu kadar çabuk oldu. Evet. Bu bir inat uğruna olmasın? Hiçbir inat uğruna falan değil. Ben buraya gelirken de zaten onun için geldim. Evet. Emrah için gelmedim. Başkası bir için de gelmedim. Ama sonuçta bir sürecinizde bir şeyler kaynaklandı değil mi? Aşk hikayesi. Emrah'la bir... olan sürecimizi izledik diyor. Şimdi, oldu bitti onlar. Ama şimdi sizin dediğiniz işte bayanların genellikle bir şu var. Erkeklerimizde aslında erkeklerimiz kötü görünüyor. Hani res çekiliyor ama aslında bizim kadınlarımız içindeki bitirdiği zaman tamamen bitiriyor. Tamam. Yani burayı bitiriyor. Anında arka tarafından aşık olunabiliyor. Demek ki bu sorunlarla yaşanabiliyoruz. Ama erkek şimdi zamanında kızlarımız erkeklere karşı tamamen duygusal ve bırakmıyorlardı. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Ama şimdi tamamen devir değişti. Yok Yusuf, Aslı çok mücadele etti. Aslı mücadele etti de çok ama etti. Mücadele etti. Şu anda yaralar daha taze. Biri de yanında oturuyor işte. Biri de yanında oturuyor işte. Sonuçluğu bakacağız. Göreceğiz. Belki benim başıma da gelecek yani bunlar. Birazdan konuşacağız. Peki o zaman... Aslı tavrını koydu. Bu iş olmaz dedi. Ben buradan sesleniyorum dedi. Aynen öyle. Artık lütfen rica ediyorum. Herkesten rica ediyorum. Emrah, Aslı artık bir araya gelmez. Emrah karşı benim içimde hiçbir duygusal sevgi, duygu yok. Ve aklımdaki yok, de gelsin, aklımda, alsın diyorsun. Aynen öyle. Aklımdaki de gerçekten beni seviyorsa artık gelsin ya. Ama o da gelmiyorsa sevmiyor seni. Gelsin. Çünkü niye? Onun gibi gelsin. Kimliğini gizlediğimiz kardeşlerimiz var. Bak ben de söylüyorum. Evlendirdik buradan. Bile biz öyle çok insan burada. Yani söylemeyiz kardeşim. Mesleğini gel, söylemedik. Birbirinizi seviyorsanız gelin burada nikahınızı yapalım. Biz senin kimliğini deşifre etmeyiz. Merak etme. Senin gibi çok kardeşimiz var diyorum. Bunu söylemek isteyen söylüyor. Söylemek istemeyene peki diyoruz. Söylemiyoruz. Evet. Daha da gelmezse artık bilemem. Ama Emrah da inanmıyor öyle biri olduğunu. O gelmezse Emrah'ın şansı var mı? Açılır mı şansı? Bende yok şansı. Şansı yok. Adaylarına seslen çocuğum. O zaman ben de söyleyeyim de o zaman bari. Şimdi sen de mi yeri olmayacak. Tamam evet. Ben orada söylediğimin hala arkasındayım. Evet yanıma oturduğu zaman hala heyecanlanıyorum. Dediğim gibi ben hala da söylediklerimin arkasındayım. Yarın bir gün de diyemez ki niye bunları açıklamadın içindeki şeyleri demesin diye. Ben evet. Hala hislerimi, ilk şeylerimi onda yaşadım. Doğru. Hı. O zaman benim de aklımda birisi var. Aha. Şu anda da beni izliyor o zaman. Ben de onun gelmesine, madem burası bir evlendirme programıysa. Tabii. Aklımda kim var programı oldu mu? Şu anda zaten oldu beni izliyordur. O buradan biri mi? Kimin aklında kim var programı? Buradan biri değil. Değil. Buradan biri değil. O şu anda gelsin. Beni izliyor. Gel, o da gelsin. Onun da gelmesini istiyorum ben. Demiştiniz ki kıskanç, şu an ben de kıskanmaya başladım demiştiniz. Şimdi iki dakika geçmedi, ben de bekliyorum diyorsunuz. Aynen nasıl bir öyle, duygu bu ya? Kıskanıyorum ne yapayım? Hayır, Aslı, bence... demin Aslı'yı eleştirdim, şimdi seni eleştiriyorum. Tamam. Demin dedin ki yok, ben de kıskanmaya başladım Yusuf dedin. Yusuf amcım, beni eleştirme, hayatta kızmam bak. Eleştirmeni ben severim, eleştir beni eleştir. Ya eleştirmiyorum kardeşim, demin şimdi... dedin ki ben kıskanmaya başladım. O öyle söyleyince ben kıskanıyorum. Şimdi seninki de yaptığında şu, demek ki sen de bekleyen... Yani şimdi mi? Yusuf yani Bey, demin dedin bir şey ki kıskanıyorum abi. Dedin. Demin dedin ki, demin kıskanmaya başladım. Demek ki bende de kıskançlık var demiştin dedin. Daha bir dakika önce. Evet. Şimdi onu kapatıyorsun arkasına. Bunun anlamı ne oluyor? Genellikle bizi izleyenler ne düşünür Emrah Bey? Aynen öyle. Yani kıskançlık diyorsun bak, kıskançlık bende de var. Arkasından bir dakika sonra biraz mantıklı düşün. Belki ben de saçmalayabilirim ileri bir zamanlarda da. Senin yerine ben de koyuyorum. Bunu dengelemeye çalışıyorum da. Ama deminki sözünden şimdiki sözün arasında uçurum var. Şu an 1-0 Aslı Hanım'a çok veriyor. Çok acele ediyorlar çünkü değil mi? Acele. Evet. Ben sana son bir şey söyleyeyim. Bence ne istediğine önce karar ver. İstediğini bulduktan sonra da sahip çık, arkasında dur. Tamam mı? Bence bunu yap. Bunu yaparsan... Ne yapayım Seda abla ben?
Arkasında dur diyor. Yani hani ne istediğini İsterim. Bilmiyorsun daha ya. Bir dakika önce seviyorum, kıskanıyorum diyorsun. Heh. Bir dakika sonra ben de diyorsun talibime sesleniyorum. Ya Allah aşkına. Ya Seda abla, seviyorum demiyorum ama versen. Seviyorum kelimesi biraz daha oturaklı kelime oluyor. Daha ağır bir kelime oluyor. Seviyorum. Daha böyle samimi bir kelime oluyor. Evet diyorum yani, yanımdayken heyecanlanıyor. Diyorum. Ben orada duramadım aranızda vallahi, acayip elektrik var. Üzerim yüklendi yani. Elektrik yüklendim. Kaçtım aranızdan. Hemen şuraya geldim yani. Acayip elektrik var o arada. Ne yapacağım ben de. Merak eden girsin ya sinirden ya da başka bir şeyden. Ya olumsuz olduğu zaman şey yapıyoruz. Peki. Ayrıldığımız zaman nedense kötüleniyoruz. İşte bundan sonra dediğim gibi. O zaman sonra dikkat edeceksin. Şunu anlıyoruz. Emrah arkasında durursa o zaman kararının belki ileride bir Emrah benim arkamda durmasın. Emrah yaptığı seçimin arkasında dursun bu saatten sonra. Seni seçip arkasında durursa ne olacak? Benle olmaz artık. Benim ona karşı bir şey yok. Bitti diyor. Bitti. Hadi. İyi. Ne yapalım? Hayırlısı. Hayırlısı. Hadi buyurun. Hayırlısı. Emrah her yerden darbe yiyor. Efendim. Biraz önce gördünüz, Yusuf koşuyor, Melek arkasından. Ay canım benim ya. Kovalıyor. Ne oldu bir izleyelim. Gittim gene, saçmalama. Melek ve Yusuf'un arasına bu kez de Zühre girdi. Yeter be! Ya bırak artık, sıkıldım ya! Yusuf ne yaptıysa olmadı. Bir gün ben bunu konuşmayacağım. Aşkından vazgeçmeyen Melek, Çiğdem'i kendisine örnek aldı. Yusuf sen de konuşuyorsun. Melek'i aslında sen de seviyorsun da. Ben sevdiğim insanın peşinde mücadele veriyorum. İşte görmedikleriniz. Otur ya. Bak biz... Otur ya. İçmeyeceksin arkadaş. Ya biz son vereceğiz bir şey. İçmeyeceksin, hayır. Ben de içeceksin çayı. Melek yine gözyaşlarına boğuldu. Kutlamak istiyor musun? Ben sana baskı yapmıyorum. Ben tamam, saygım benim var. Benim midem kaldırmıyor artık. Benim de bir gururum ya, var. Ya tamam da sen okulunda iyi. Sende de bak. Suç var. Gelmeyecektin arkadaş. Nuh diyor, peygamber demiyor Melek. Aralarında bir şey olduğunu da sanmıyorum. Bakmaz çünkü tipi değil. Onun tipi benim. İdeal aradığı insan benim. Zühre ne yaparsa yapsın. Boş yani şu an. Sen yoluna, ben yoluma. Yok. Biraz şöyle bir rahat olalım ya, ne olur ya. Meleğin bakışları kanımızı dondurdu doğrusu. Adeta ben sana soracağım der gibi bir bakış değil mi sizce de? Zühre, Yusuf ve Melek yine gerildi. Otur ya. Bak biz... Otur ya. İçmeyeceksin arkadaş. Ya biz son vereceğiz bir şey. İçmeyeceksin, hayır. Ben içeceksin çayı. Bir şey diyeceğim Melek. Şu an ben içeceksin. Tamam mı? Yemeğe gitmemiz lazım bize. Sen yememeye gidemezsin. Nasıl bakma. Gidemem? Gidemezsin. Sen zaten iki yüzlük yapıyorsun. Tamam mı? İki yüzlük yapma. İçmeyeceksin. Ya Melek şu elimi bir bırak. İçmeyeceksin. Sen de elimi bir bırak. Oraya. Tamam ya bak. Eğer o çay içersen programı terk eder giderim. Tamam mı? Bir daha da gelmem. Olur şey değil. Henüz dakikalar önce baskı yapmayacağını söyleyen Melek zorla Yusuf'u elinden tutup çekiştiriyor. Tut. Şey, oturur musun şuraya gelip? Sen de gider misin? Hadi kalk git. Bana dışarıda umut veriyorsun, geliyorsun orada konuşuyorsun. Dışarıda umut vermek ne demek? Şimdi otur demek ve umut ne demek? Yani o zaman söyledim ben sana umut diye. Melek? Yani otur bir çay iç falan filan dediğim zaman bunları umut vermek oluyor. Ya ağzına bir şey çıktı mı, seni seviyorum kelimesi çıktı mı sana? Çıktı, tamam. Defaladı da çıktı. Hastaneye geldi seviyorum dedim. Oraya geçti seviyorum dedin ya. Yusuf'un zor anları. Ya sen yeter be! Ya bırak artık, sıkıldım ya. Yusuf kaçtı. Gittim gene, saçmalama. Bir yanda Melek, bir yanda Zühre. Yusuf şimdi ne yapacak? Şaştık kaldık doğrusu. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Evet Yusuf ve Melek, sizin bu maceralarınızı izlerken hem dehşete kapılıyoruz, hem nefrete kapıyoruz, hem de izlemeden de edemiyoruz. Yani bir çılgın bir şey oldu bu sizin aranızdaki ilişki. Vallahi
ben de çözemedim ki. Ben bundan sonra Seda Hanım şey isteyeceğim sizden. Korumalarınız var ya hani sizin burada. Arka tarafa geçtiğimde bir zahmet korumalarınızı verin bana. Bu hanımlardan beni korusunlar mı? Yani aynı o şekilde. İşte. Peki siz kendisinden de özür diliyorum. Bağırdığım için dün Melek Hanım. Yani bağırdım, şey yaptım, o tepkiyle. Aslında tek bir, burada görünen tek bir melek değil. Aslında arka tarafta Zühre Hanım da vardı. Kendisiyle buluşturmak istemedi yani. O peki tepkide... siz en son biz sizi öyle bıraktık. Evet. Zühre ile çay içiyordunuz. Sonra ne oldu? Vallahi hiçbir şey olmadı işte. Burada çay içtik. Ben dışarı çıkmak istemedim. Neler konuştunuz? Neler konuştuk? Zülfiye, ya korkmaya başladım. Aynı bu şekilde... Şimdi niye böyle diyor Zühre bugün? Şaka mı yapıyor? Söyle. Önce adımı doğru söyle. Ne? Adım ne? Zühre. Ha, neden yanlış söylüyorsun? Tamam Zühre Hanım. Yani hanifeler gibi yapmana şimdi gerek yok. Şimdi aynı bu şekilde ben burada çay içtiğimde benim hani derler ya ikinci evlilikte ben açık ve net konuşayım mı? Hı. Böyle oyun oynamak istemiyorum. Böyle hani acaba bir şeyleri bürünmek istiyorum kendi kendime beceremiyorum. Ben evlendiğim zaman burası evlenme yeri. Ben şurada şunu şey yapmak için. Benim katıldığım nokta şu. Dışarıda arkadaşlar diyor ki senin dışarıda yok mu diyorlar. Hani dışarı bulamaz mısın diyorlar. Tamam buluyoruz da dışarıda bir uzun bir süreç istiyor. Çalıştığımdan dolayı. Burası bir hızlandırma bir tam şey olduğu bir için. Tabii ki aslında. Daha hızlı, daha şey, daha bir şey. Çünkü ben bir bekarım şu an. İhtiyacım var çocuğumla beraber yaşıyorum. Şurada dün şunu anımsattı. Zühre Hanım. Zühre Hanım. Maksuz şimdi bana şimdi çay içerken çay içerken adımı dedi. Böyle mi dedi kız? Evet Seda Hanım. Şimdi şöyle ben bir lafını dinle. Lafını Seda Hanım bir şey söyleyebilir mi? Ya bir şey söyleyeyim. Kendisi maraton hani, hayat istiyor. Bir saniye ama. Önce bir su ben adımı doğru söyle diyorum o yine Züleyha şimdi, diyor. Şimdi ben örnek adımı doğru söyle şaka diyorum. Kabul ediyoruz bir saniye. O meseleyi. Tamam. Örnek vereyim ben ileri bir hayatımda hani derler ya ikinci evlilikte gelenler hahu acına da koyarlar bilmem bir şey bir laflar var ya hani ondan korkuyorum ben. Ben bunu eleyip dokunmak istiyorum geleceğime. Bir gün bizler buradayız. Yarın birbirimizin yüzüne bakmayacağız. Bu yüzden her şeyi sağlama almak istiyorum. Doğru. Ben yaşayacağım. Evet. Ömür boyu yaşayacağım. Doğru. Herkes evlendiğim zaman da ikinci bir problem yaşamak istemiyorum. O tercihi kendim yapmak istiyorum. Dolayısıyla evet. Bir saniye çok uzatmadan sonuca gidelim. Dolayısıyla Zühre burada saf dışı kaldı. Saf. Çünkü tavırlarını beğenmedin bir kadın olarak. Tabii ki yani erkek bunu yakışmaz. Söylemiş. Yapmadım bir saniye, Seda Hanım. Öyle bir şey yapmadım. Yapsaydım bari bir de. Hani ama adımı doğru söyle diyorum. Kadın kadındın hani ne oldu? Heh? Kadın kadındın hani sen. Kadınım. Bir kadın böyle bir şey söylemez. Seda Hanım, adımı doğru söyle diyorum yine Züleyha diyor. Adımı doğru söyle diyorum yine Züleyha diyor. Bu tek isimden ama bahsetmedi öyle ben yani. Dedikten sonra doğruyu söylemeye başladı. De, olmaz. Hanımefendiye içinde yakışmaz de, dedim ki evlenirsem dedim. Hani oldu ya sizden evlendim. Böyle mi tavırlarınız dedim. Tabii bir, olmaz. Bir anlamlı manalı bir kelimeler konuştu. Ben söylemiyorum. Böyle dedi. Hayır yalan söylüyor. Zühre sen dün kızcağıza Michael Jackson diyordun. Evet şimdi Michael Jackson'a benzetiyorum. Senin bu yaptığın ne? Recep İvedik olmuş senin bu dediğinde yani. Ama ben onu şarkı söylerken Michael Jackson geliyor rahmetli aklıma. Öyle deme lütfen. Ben şunu öyle söyleyeyim saygıdan dolayı. Yani diyoruz ya kadınlarımız şiddet hayır. Kesinlikle hayır. Ben de şiddet tabii. Aynı şekilde aynı şekilde de erkek bayanlar da erkeklere. Şimdi şurada şöyle bir durum var. Erkekler bayanlar hep eşittir diyoruz. Doğru mudur? Eşittir. Ben şunu söylüyorum. Kadın ve erkek asla eşit değildir. Sadece eştir. Demek istiyorum bak. Kadın erkek asla eşit değildir. Sadece eştir. Ben bu ilkeyi devamlı savunuyorum. Ya sen yanlış şimdi yorulmuşsun. Bir şey diyeceğim Yusuf Bey. 3 tane çocuğun var. Evlilik yaşamışsın. Sen yorulmuş bir insansın. Anladın mı? Doğrudur. Sen bu saatten sonra emekliliğe geçmen lazım. Dinlenmen. Devamlı kafanı toparlaman lazım. Sana sakin bir hayat lazım. Ama ben bana sakin kafamı, bir hayat lazım da senin gibi bir... Ben 7 yıl evlilik yaşadığım için Seda Hanım vefat etti eşim. Ben senin ise dinlenmeye ihtiyacın var. Peki. Şiddet derken Melek sana dün şiddet yaparken peki. Ben gördüm. Yakandan tutup peki, vuruyordun. Peki neyse bir saniye bekle Zühre. Zühre bekle. Sonra kapıda ne oldu?
Neden kapıda yine ikisinin arasında kaldın Yusuf sen? Ya onu da ben bilmiyorum. Çok kısa cevaplar istiyorum Allah aşkınıza. Ne oldu yani nasıl ikisinin arasında kaldın? Burada belli ki sen bu işi bitirmişsin. Fikirler uyumadı demişsin. Zühre Hanım arkamdaydı işte bir çay mı gideceğiz falan filan yemeğe bir şeyler söyledi. Kendisi de söyledi kısa ve öz Zühre, gidemezsin dedi. Yemeğe mi gidelim dedi Zühre. Ya aynen öyle. Şey demedim. Ne? Dedi. Ya paparazzi şey beni çağırdı. Paparazzi. Ya görelim dedi. Olabilir. Yanımda dur dedi. Tamam. Yani paparazzi. Ay tamam ben bunu üstlenelim demedim. Yalan söylüyorsun Yusuf. Ay tamam ben elimi yalan tut, söylüyorum. Elimi tut beni çaya götüren diyen Yusuf. Senle çay içmek istiyorum ama Melek izin vermiyor diyen de söyledi. Yusuf. Yusuf yemeğe gideceğiz. Tek tek. Yemeğe tamam, gideceğiz yalan dedi. Söyleyeyim ben olayım. Yo, eyvallah. Ama çok akıllı olduğunu burada senin her türlü oyun yapabileceğini zaten bana arkadaşlar söylüyor. Çünkü sen çok zekalıymışsın tamam mı? Melek'le bir olup benle peki, oynamak istiyorsun. Benle oynama. Melek'le başka oynamak birini istiyorum al, ben. Tamam mı? Oyun havası var mı arkadaşlar? Eğer oyun istiyorsan oynarım. Ben buraya bakın. Beni oyununa burası katma. Ciddi bir yer. Elimden tut. Seda Hanım ben o gün buradan kalktığımda Yusuf Bey bana dedi. Elimden tut beni çaya götür. Ben peki, seninle çaya almak istiyorum. Peki Zühre bekle. İstiyorsan dedim. İstiyorsan lütfen bak. Arkadaşlar sakin olun. Beni elinden tutarsın götürürsün çaya dedim. Yalanım yok ki. Niye yalan söyleyeyim? Dün siz dediniz bir saniye ben dedim. Dün siz dediniz ki sonra da beni kullandı oluyor dediniz dün. Bana dün dedi ki işte küçük çok büyük de madem Yusuf onu yönlendiriyor. Neden yönleniyor? Aklı var, fikri var. Allah ona bir akıl vermiş. Peki oynamasın. Sizin mevzunuza gelelim. Tamam bırakın, bırakalım. Oynama şimdi. Arkadaş. Melekciğim. Tamam ben üsteleniyorum. Dünya Hanım. Seviyorum arkadaş olarak. Anlayış davranıyorum. Saygım var ama lütfen. Ben senin bazı gibi 200 insandan kurtardım istemiyorum. Doğası. Çok, tamam, tamam arkadaşlar. Yengeç gibi geliyorsunuz. Yapmayalım. Yusuf, biz iyi tamam. Niyetlimizi koruyalım. Yusuf, tamam mı? Oldu mu? Yusufcuğum, evet. Mikrofon yok orada. Boşuna cevap veriyorsun. Havada kalıyor. Ekran başındaki de burada ne olduğunu anlayamıyor. Şimdi gelelim ikinize. Sen böyle bu şekilde devam ettiğin müddetçe daha çok hanımların arasında kalacaksın. Şimdi tamam Zühre ile olmadı. Fikir ayrılığı var. Melek'le ne durumdasınız Yusuf'cum? Şimdi Melek'le şu, dünkü şeyi söyleyeyim. Şöyle bir tavrım olacak bir gün benim. Bugün? Evet, bir gün. Bir gün mü, bugün mü? Bugün. Şu an. Şu tamam. An. Şu anki tavrımı söyleyeceğim. Şu anki tavrımı söyleyeceğim. Evet. Uğur Bey, size sesleneceğim, size söylüyorum. Söyle. Dünkü bir lafınız vardı. Evet. Hel tutanın elinde kalıyorsun. Bu evet. Lafım vardı. Ben bir gün her tutanın elinde kalmayacağım. Bunun da ispatını yapacağım. Kesinlikle her tutanın elinden şey yapma. Bu vicdanen geliyordu. Böyle bir merhametimle geliyordu. Tamam. Gene içimde var. Bir şeyler de. Yani, vicdanım ve merhametimden dolayı meleğin çektiği yere gidiyordum diyorsun. Yani şimdi diyorsun. Rahatsız oluyorum. Konuşamıyorum. Hı. Belki yanımda olmazsa belki daha rahat konuşacağım da. Tamam. Ne elinde karar alıyorsun? Elinde tutanı tutmayacağım. Heh. Yani ben elimde kalanı tutmayacağım. Tutmayacağım. Bu kadar diyorum. Ben yoluma gideceğim. Ben bildiğimden şaşmayacağım. Dediklerimden ne derler hani? Bildiğin şeyden şaşma. Kim yönlendirirse yönlendirsin beni. Taliplerini bekleyeceksin burada. Ya taliplerimiz beklerim. Tanışırım. Her yönden dün noktaya koydum. Bir gün de noktaya koyacağım. Melek Hanım'dan da özür diliyorum. Annesine, babasına saygım sonsuzdur. Melek Hanım. Anacığım neredesin? Kamera. Annesine sesleniyorum. Özellikle babasına sesleniyorum. Kesinlikle babası tarafından bir aralara açılma bir durumları oldu gibi geldi. Ben onu yaptım. Babalar her zaman kızlarını affeder. Tabii. Benim de kızım var. Şu an konuşmuyoruz ama ileri bir zamanda bunlar açığa şey yaparız. Bunda bir şey yok. Melek özür diliyorum. Tanıştık, ettik. Artık ben de bir yoluma bakacağım. Her gün de bunu ispatını yapmak çünkü istedim. Çünkü illallah dedi adam. Çünkü gerçekten şöyle yok, Seda ben Hanım, ben sıkılmaya değil, ben utanmaya başladım. Yani herkesin elini veriyor, ben şey yapıyorum, kıramıyorum da gülüyorum. Evet. Kendi kendime de güldüğümden dolayı da, ya inan mısın var ya, bu dünyada şu lazımmış, demeyeceğim. Atarlar ya hani, biz ona düşene biz her zaman kaldırırız, yardım ederdik. Ama şimdi düşmüşse diyorlar, bırak düşerse düşsün, hayır. Düştüğü zaman... Bir gün gelir kaldırmasını bilirim. Bunu başka bir şey demiyorum. Kimle ilgili söyledi bunları? Melek'le ilgili. Ya yardım amaçlı diyorum. Yani ben sen meleğin uzattığı eli vicdanen tuttun ama aslında vicdanen aklında melek değil, yok. Bak ben bundan hoşlandım demiyorum. Hoşlandın mı? Yok bak hoşlandım demiyorum.
Ben bir tanışma süreci verdim bundan zamanında. Evet. Bunu herkes biliyor. Ve orada kararlarımı verdim ve olumsuz kelimesini kendisine söylemiş. Ama Allah razı olsun sizden bir kapı açtınız. Belki dışarıda olmuş olsa da belki ufkunu alamayacaktı, bana ulaşamayacaktı. Bazı detaylı yollardan gelecekti. Evet. Bazı kapılar kapandı ama bazı kapıları siz açtınız. Bundan dolayı da çok teşekkür ederim. Böyle bir imkanı sağladım. Bakalım günlerimizde önümüzde neler görünecek. Bir melek gider, bir Yusuf gelir. Yusuf da gider, melek de gelir. Ne bileyim arkadaşlarımız da burada. Hakkınızı helal edin diyorum. Meleğe söylesen, meleğe nokta koyuyorsun öyle mi? Meleğe nokta koyuyorum şu an. İyi, güle güle. Melek hakkını helal et diyor sana. Ya güle güle yani, buyursun güle güle. Güle güle yavrum, güle güle. Güle güle sana, güle güle. Güle güle, güle güle. Güle güle. Yusuf bir dakika dur. Şunu da anladık ama değil mi? Yani sen burada taliplerini bekliyorsun. Şimdi şöyle bir sıkıntım var benim. İş dolayımdan gerçekten bir kapı açma biliyorsunuz bir masraf. Çünkü senin çok taliplerin var ve alamadık. Alamadınız. Ben şurada cuma günü kadar, pazartesi, salı günü bir hafta şöyle bir işime bakmak istiyorum. Eğer var ki, varsa ki şu an konuşurum. Gelirim. Bir hafta buradayım. Anladım. Ha, tamam mı? Buradayım. Tabii ki ben de taliplerime bakacağım. Tamam. Bir saniye bekle Yusuf. Melek ne diyorsun? Bu iş bitti diyor adam artık. Ya ben utanıyorum diyor. Yani ben hak veriyorum. Yalnız dün yaptığım hareketler de sakın yanlış anlaşılmasın. Bende kıskançlık yok yaptığım hareket. Ben sadece kendisine kurtarmak istedim. Zühre'den kurtarmak istedim sadece. Evet, kurtarmak istedim. Çünkü Zühre Hanım oyun oynuyor. Reklam peşinde. Bunu da söyleyeyim. İkiyüzlük yapıyor burada. Bana geliyor farklı konuşuyor. Ona geliyor farklı konuşuyor. O yüzden elinden kurtardım. Peki sen Yusuf'la senin durumuna ne diyorsun? Yusuf'la benim durumum ben Yusuf Bey yoluna bakmak istiyormuş. Ben buraya veda etmeye geldim. Ben burada durmam mı diyorsun? Neden? Ben... Evlenmekten vaz mı geçiyorsun? Yok, istemiyorum artık. Neden Melek? Yani ben şu an kafamda, gönlümde, yani aklımda, fikrimde biri varken ben gelen insanların vebaline, günahına giremem. Ama Melek, Yusuf bunu başından beri söyledi. Yani bu tam bir karşılıksız veriyorum. Aşk dedi. Allah onun da yolunu açık etsin. Ben bunu söylemeye geldim. Allah onun da yolunu açık etsin. Benim de yolumu açık etsin. Ben yani veda etmeye geldim. Kendisi arasın. Allah sen bunu söyledin mi Yusuf'a? Yok söylemedim. Burada duysun istedim. Ha, bu kararı verdin. Evet. Şimdi dün bayağı düşündüm. Yani kendi sabit fikrim. Kimsenin aklını fikrini de kullanmadım. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi yani... şu şöyle oluyor o zaman Melek. Hani derler ya Uğur Bey. Herkesin bedduasını alıyorum. Ben 16 yaşından belli herkesin demek ki kızların her zaman bedduasını alıyorum. Yani bir beddua değil de şey derler ya. Şimdi bu acaba... tek taraflı mı ah bu alıyorum? Bu olmaz ama söyleyeyim. Olmaz çünkü değil mi? Sen onun herhangi bir ayıp günah bir şeyine yani yok, hakkını, tamam, hakkına girdin mi bir şey oldu mu? O peki, geldi sana sevdiğini zaman, söyledi sen ben sevemedim dedin bitti. Tamam Melek Hanım niye şimdi şöyle sebep ben miyim? Ben tabii ki sensin. Burada hani terk edeceksin daha halen gönlünün içinde varım. Evet, yok o yüzden ben ondan sonra kimseye kabul etmeyeceğim. Varsın tabii ama hala. Şimdi burada da ben şey mi derler? Suçluluk duygusuna mı? Yani kaderinden mi, kısmetinden uğraşıyorum? Burada annesi yok, babası belki... Yok, kısmetimle oynamıyorsunuz. Bu benim tercihim. Ben gitmek istiyorum. Ama demin bir şey söylediniz. Zürhe Hanım'dan, ondan olmasını istediğiniz kıskancından değil de... Sadece o kişiden beni korumak istediğini söylüyorum. Ben de, şimdi siz giderseniz benim kurucu meleğim de olabilirsiniz burada. Arkadaşça ama. Hem oturursun taliplerine bakarsın. Boş ver öyle de deme Yusuf. Yok. Umut mu vermiş? Ama güzel sen çok akıllı bir adamsın. Doğru söylüyor Uğur. Ama umut çok doğru söylüyor. Bir dakika olmaz. Abi anlamıyorsunuz oradaki ince nüansı. Ben anladım bir kadın olarak. Bir zahmet. Şimdi diyor ki madem beni Zühre'den hani koruma amaçlı kıskanmadığını söylüyorsun. O zaman niye burayı terk ediyorsun diyor. Otur taliplerimi değerlendir diyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Niye gidiyorsun? Niye terk-i diyar eyliyorsun diyor. Sen madem ki kıskanmadan onu yaptın, yani Zühre'den beni korudun. Aslan gibi adam, korunmaya da ihtiyacı yok. Kendi kendini koruyacak kapasitede bir adam. Durup dururken kızın yüzünde yine bir umut ışığı yaktı. Doğru mu anlattım kardeşim? Doğrudur. Aynen elini öpeyim. Senin. Benim bildiğim meleğe bu yeterli umut için. Yani madem ki bu kadar rahatsın,
Artık beni korumaya almışsın. Doğru mudur Yusuf? Doğrudur. Niye terk ediyor eyliyorsun? Belki otur. Birileri gelecek beni daha bir şey yapacak. Arkadaş olarak yani ayrılanlar biz... Beni koru diyor. Yani ben de eşimi koruyorum arkadan. Mesela örnek eski eşim olsun, çocuklarım olsun arka gizli olarak. Yani bunlar tabii detaylı tabii ki şeyler. Melek, Yusuf olsa da olmasa da sen burada devam et. Bu iş kısmettir. Yok Yusuf vesiledir ama sen başka biriyle belki bugün buradan evlenir gidersin. Ve mutlu da olursun. İnşallah da benden üstün biri gelir. Tamamen kafanı yok eder. Ben gitmek istiyorum ya. Yani kararım kesin. Biz istemiyoruz gitmeni mesela. Çünkü neden gitmeni istemiyoruz? Senin bu düşüncende hatalı davrandığına inanıyoruz. Buradaki arkadaşların da. Çünkü evet. Yusuf geldiğinden beri diyor ki bu aşk tek taraflı. Gitme. Ben de aşık olmak istiyorum diyor. En azından seni bekleyen belki taliplerim vardır. Onların ahını almayayım. Şimdi diyecekler ki eyvah Yusuf ne yaptın be? Kızı yolluyorsun. Değil mi? Onların ahını da alabilirim ben. Yapma üzülüyor. Gitmesin. Yapma. Üzülüyor. Gitme otur. Bir bakalım sonuç nereye varacak. Taliplerle bir görüş. Bunda saklı gizliğimiz bir şeyimiz yok ya. Ayrılanlar ayrılıyor, boşananlar boşanıyor. Çok zor durumdayız. Allah. Gidiyorum bütün aşklar yüreğim. Ay bu kızın geldiğinden beri gözyaşları dinmedi ya. Bir de çaresiziz ya. Çaresiziz yani bir şeyler yapmak istiyorsun, yapamıyorsun. Vallahi teşekkür ederim. Bu şarkıyla da bambaşka bir dünyaya gittim aslında. Bir anım vardı. Gidiyorum bütün aşklarım yanında. Anının sırası değil şimdi. Melek yapabileceğimiz bir şey var mı senin için? Yok. Gel. Gel oradan. Gel. Gel yanıma bir şey söyleyeceğim sana. Yusuf oraya iki kişi oturtacağım dedin. Ne o? Kim onlar? O iki kişi bir kişi... Gel yanıma. Bana bir bardak su getirebilir misin arkadaşım? Bir bardak su getirebilir misin? Bir su alalım. Sen otur. Bir bardak su. Hayır. Arkadaştan istiyorum. Çağdaş'tan mı? Niye? Evet, Çağdaş Bey'den bir su istiyorum. Aa, niye Çağdaş? Ne oldu niye ki? Niye Çağdaş getirsin? Çağdaş, gel annem. Çağdaş çocuğumdur ha, dikkat et. Ha. Şu gömleğini çek oğlum, içine sok. Ha. Bayram Bey, sizden de bir mendil alabilir miyim? Burada var, buyurun. Bir alabilir miyim? Gelmez. Başkasından işte. Mehmet getirsin, Ömür gel. Ömür Bey. Ömür Bey bir zahmet alabilir miyim sizi? Ne yapacaksın? Allah Allah, nereye, deney mi yapacağız? Tavşan mı çıkaracaksın? Sihirbazlık mı yapacaksın? Ne yapacaksın? Deney yapacağız. Çağırıyor çocukları buraya. Sizden bir müsaade alabilir miyim özür dileyerek? Şurada şöyle yapalım. Hayırdır inşallah. Tövbe estağfurullah. Allah. Özür diliyorum. Biraz 5 dakikanızı alayım. Elini tutuyorum, gel. Ya bir şey yok bunda. Gel bak, gel ben, ne diyorsan. Bir gel. Dakika ya, ben oranın meraklısı değilim ki. Bak Melek, ben ot. Ha, başka bir şey yapmak istiyorsun sen, olmaz. Melek. Ne oldu Melek, Melek gel bakalım, gel gitme gel. Ne oldu, ben gel, de merak ettim. Melek gel annem. Anlayalım bakalım bir dakika. Merak ettim şimdi. Bunda bir şey yok. Nasıl geldiysek, ilk yerin orasıydı.
Mendille suyun kaldırmak için. Şimdi şurada şöyle bir olay yapalım. Melek ilk geldiği yere oturdu. Ben de lojiye oturdum. Bunun anlamı şudur. Melek de taliplerini arıyor. Ben de taliplerimi arıyorum. Sen benim adıma karar veremezsin. Bir dakika. Tamam. Sen benim adıma ama karar veremezsin. Ama şunu yapmak istedim. Çünkü ben seni burada gördüm. Koltukta oturuyordun, taliplerini arıyordun. Ben de şu an burada taliplerimi arıyorum. Senin adına konuşmuyorum, özür diliyorum. Bu kadarını diyeyim. Benim buraya ilk gelişim de senin içindi. Ben de şaşırdım dedim. Tamam mı? Herkes de bunu böyle bilsin. Bilen de biliyor. Konuştuğum insanlar da biliyor. Ben senin için geldim buraya. Ben talip için gelmiş olsaydım zaten çaya çıkarırdım, konuşurdum. Tamam mı? Ben sessizce seni bekledim, burada oturdum. Melek, saygım var. O zaman benim adıma karar veremezsin. Tamam, ben senin gitmeyi adını özür diliyorum. Senin adına karar veremiyorum otur, da. Benim yüzümden bak. Şu an ben senin yüzünden gitmiyorum. Ben şunu söylüyorum. Benim sabit kendi fikrim. Ben kendim karar peki, verdim. Peki ben şunu gidiyorum. Söylüyorum. Benim yüzümden o koltukta gitmeyecek. Şu an ne yapmak istiyorsan koltuğuna oturdun. Şu an koltuğundasın. Ne yapmak istiyorsan orada. Ben bu vebali attım. Otur kız. Rahatladım şu an. Teşekkür otur ederim kız. Seda Hanım sizden. Taktikleri ben vereceğim bundan sonra sana. Otur. Seda ablan dinlesin. Aynen. Şu tarafı da yok say. Bakalım ne olacak? Siz de ayakta kaldınız lan. Bu çocuklar niye dikti bu ay Hanife ya? Gelmiş. Allah. Kız Hanife. Hadi şuradan gidin siz. Geç. Şuradan çıkın. Geçin oturun arkadaşlar siz. Kız sen neredeydin? Ayol seni andık burada. Geçmiş olsun. Geçmiş gelmiş olsun. Hasta. Geçmiş olsun. Kız neler oldu burada? Ne oldu? Ay senin yüzünden Çiğdem yüzüğü kaldırdı. Özlem'in kafaya fırlattı mı? Neden? Bir dedikodu sen duymuş. Sen gitmişsin midye yemişsiniz. Midye yemeseniz tamamdı da. Ben midyeyi severim ama midye yemedik ki biz onunla. Ne yediniz? Görüşmedik. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun, ne yaptınız? Görüşmedik ki biz. Görüşmüşsünüz. Sus. Görüşmedik. Midye yemişsiniz Beyoğlu'nda. Hani. Hayır. Hayır öyle bir şey yok. Ben midyeyi severim ama yani Çiğdem'e yemedik. Ya. Bu nereden çıkardı Çiğdem bunu Beyoğlu'nda midye bilmiyorum. Yemişsiniz özelle? Bilmiyorum. Peki dur konuşacağım Allah seninle. Allah. Elmas gel yanıma. Gel çocuğum sen de. Gel Elmas. Neydin? Osmanlı değil mi? Tamam dikkat et. Gel. Evet. Şurada yan yana durun. Gelin böyle. Çünkü Elmas'ın annesi hatta. Osman bugün Elmas'ı talip olarak geldi. Osman fikrini alacak. Dur annem sen de böyle. Alo de Elmas annene. Alo. 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 Anne. Anneciğim. Nasılsın? İyiyim kızım. Neyciğim diyor sana? Anneciğim. Anneciğim diyor. Kızım nasıl? Kızım Dudu yapıyor. Maşallah. Ne anne talibim geldi uyumuş. Ha, uyuyor Dudu mu? Yapıyor. Dudu uyuyor. Anne Osman Bey geldi talibim. Ben bir çay içtim ama senin fikrini sormak istiyorum. Sen ne diyorsun? O hiç evlenmemiş. Yani o çocuk tamam iyi boş. Saygı duyuyorum fikrini de. Çocuk ama, hiç evlenmemiş. Bir evlilik yaşamış olsaydı. Şimdi Aytencim. Aytencim bak ama efendim canım benim hayatım ama bak Osman'ın ailesi biliyor senin kızının durumunu. Dolayısıyla demek ki sakınca yok demektir. Sedacığım canım şimdi bu benim kendi fikrim. Şimdi ben bir anneyim. Benim 5 tane çocuğum var. 4 tane oğlum var. Tek bir kızım maşallah. Var. Allah bağışlasın. Maşallah. Kızım bir tane benim. Maşallah. Maşallah. Ama senin bak şimdi bir tane. Ayten. Bir tane yani bir tane de yavrusu var o da bir tane. 2 tane oldular. Maşallah. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Eğer bu çocuk kendi kendine çıkıp gelseydi haklı olabilirsin bir anne olarak. Bak annesiyle birlikte izlemiş. Değil mi öyle dedin değil mi Osman? Mikrofona konuş annem. Annemle beraber izledik diyor. Ve annesinin rızasını alıp gelmiş. Dolayısıyla çocuğun ailesi işin farkında. Bir de böyle düşün. Elmas da öyle düşünsün. Çocuk çiçeğini almış, tertemiz giyinmiş, gelmiş. Ailesi de biliyor. Seni izliyoruz, sürekli seni izliyoruz. Sürekli sana tavsiye ettim ben kızıma. Uğur Bey'e de tavsiye ettim, git dedim kızım. Ondan sonra bir annelik, bir babalık yapabilirler dedim. Evet, inşallah. Ha, onu Elmas anlasın değil mi? Evet ama işte yine de korkum var. Yani hiç evlenmediği için o çocuk. Yani korkularım oluyor. Ben bir anneyim. Onlar yanımı büyüdü. Acaba diyor annen hiç evlenmediği için. Bir soru işareti zaten olmuş. Zaten korkum var benim. Başka bir korkum yok yani. Zaten ben biliyordum böyle diyeceğini. Evet. Çünkü biz sizin programın orada herkes izliyor. Bir konuş, tanış
gelen taliplerimle bir konuş. Heh. Hani şey etme yani. Fikrini al. Yine de kendin bunu yavrum. Doğru söylüyor. Yani. Biraz daha konuşun bence. Biraz daha konuş. Taliplerine de bak diyor. İstersen diyor. Sen de sana bırakıyor biraz. Annen de sesini duydum. Peki çocuklar şöyle alıyoruz sizi. Hayırlı haberler inşallah. Özer ve Çiğdem geliyor. Buyurun arkadaşlar. Ayol Hanife, yokluğun bile şurayı karıştırmaya yetti. Yüzükleri mi geri geldi? Takamadın mı? Yüzük anlatayım size kısaca. Yüzüğü geri verdi, o da geri hani verdi. Hani takacaktın, geri geldi yüzük. Şimdi Seda Hanım, yüzük Çiğdem Hanım ben yokken çıkarttı. Evet. Ve benim hiçbir suçum yoktu. Evet. Biz kesinlikle Hanife ile midye falan yemedik. Buluşmadık. Ne yediniz? Köfte mi? Hiçbir şey yemedik. Buluşmadık çünkü. Peynir ekmek yemiştirsin. Ya ben, bu nereden çıktı Çiğdem? Şimdi yüzüğü buraya bırakıyorum. Biz Çiğdem'le konuştuk. Yarına kadar düşünsün, taşınsın. Ben gerekli açıklamamı yaptım. Vicdanen çok rahatım. Eğer yarın o yüzüğü sizden alırsa, kendi çıkarttığı gibi kendi takarsa, cuma günü nişan var. Ağır yapıyorsun yani, yürü be. Böyle, bu saatten sonra böyle. Peki Çiğdem bir şey söyleyeceğim şaka bir yana. Hanife de oradan bas bas bağırıyor, diyor ki biz yemek mümek yemedik. Ya Seda Hanım, Hanife'nin yerinde ben de olsam ben de yemedim derim. Niye? Hayır, hiç tane bunu gizlemez bana göre. Der ki yedik arkadaş. Hanife der, dün beni aradı der mesela, der. Çünkü Özer'le bizim beraberliğimizin bir adım attığımızın farkında olduğu için söyleyeceğini zannetmiyorum. Siz karar aldığınızdan beri biz Özer'le görüşmüyoruz bile. Aynen. Yani bu midye nereden çıktı onu nasıl anlayamadım. Nasıl görüşmüyorsun? Evet, görüşmüyoruz. Dün çıkışta beraber oturuyordunuz. Oturmuş olabiliriz, konuşmuş olabilirim, bir şey sormuş olabilirim yani. Bu normaldir. Sonuçta hani onu da mı söylemeyeceğim? Sonuçta sevdiğim bir insan, hala da söylüyorum. Bak seviyorum. Özer'in görüşmesi varken ama ben hiç Özer'i rahatsız ama etmedim. Ama senin elinden almıyorum. Bak sana bu fırsatı verdim. Ben bu fırsatı sana verdim. Onun da değerini bil istersen. Ne demek fırsatı sen verdim? Sen vermedin bana bu fırsatı. Ben verdim. Sen vermedin. Verdim. Bu fırsatı ikimiz. Ben verdim. Senin elinden aldık. Yani bunu iyi değerlendir yoksa... Aynen öyle. Olacaklara karışmıyorum mu diyorsun? Evet, ben seviyorum. Söylüyorum bakın ben seviyorum. Kimi seviyorum? Çarşı karıştı. Bir dakika, kimi? Özer'i seviyorsun. Evet. Ay! Ama Özer yüzük taktılar artık Çiğdem'le yani. Gerçi yüzüğü burada şu an ama... Yani... Efendim lütfen bir yere ayrılmayın. Evleneceksen gel, yalnız kalpleri buluşturmak, unutulmaz anlara şahitlik etmek için hazır. Seda Sayan ve Uğur Arslan'la birlikte evlenmeye var mısınız? Özge ile Tanju orada çay içiyorlar, çok da mutlu görünüyorlar. Çiğdem ile Özer de burada mutsuz görünüyorlar. Bence Çiğdem bir yerine kadar düşünsün Özer'in de dediği gibi ama... Yapmasınlar tekrar bence tekrar yüzüğü de alıp Özer mi Çiğdem'e takar, Çiğdem kendimi... Pardon yanılmışım der takar. Yapmayın. Ona biz karışmayız. Hanife bir şey yok diyor çünkü. Bir anonsu var Uğur. Hemen anons edelim. Efendim Muhteşem Bir Aşk Kara Sevda bu akşam başlıyor. Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün başrollerini paylaştığı dizi bu akşam Star TV'de 20'de efendim. Lütfen izlemeyi ihmal etmeyin bu güzel akşam. Bir dizi, çok güzel bir dizi. Güzel dizi. İzleyin. Hakikaten çok büyük emek vererek çekilmiş. Tanıtımlarından bile anladım. Özer ve Çiğdem yarın sizden de lütfen... Fevri davranmayın. Böyle mantıklı, güzel bir karar bekliyoruz. Evet Çiğdem ya, modumu düşürdün. Bak yapmayın. Aldın oradan da şeyi. Diyor ki vallahi sana diyor şansı verdim, iyi değerlendir. Cuma nişanımız vardı ne güzel. Efendim Allah'ın izniyle yarın buradayız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.